Türkiye'nin Geleceği programı başladı sevgili seyirciler. Bu programda da her haber kuşağımızda ve programımızda olduğu gibi gerçekleri aktaracağız ve Türkiye'nin gündeminde var olan tüm önemli başlıkları tüm gerçekliğiyle Tele 1 farkıyla konuşacağız. Değerlendirmecilerimiz bizimle beraber programımızın yani Türkiye'nin Geleceği programının daimi yorumcuları Karar Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Ocak'tan, gazeteci yazar Sayın Mehmet Ocak'tan, Tele 1 programcısı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Balbay Ankara stüdyomuzda ve yanımızda LDP eski genel başkanı Sayın Cem Toker bizimle beraber daimi yorumcularımız gündemin önemli başlıklarını değerlendirecekler. Bu haftaya özel konuklarımız bizi bekliyor. Bir tanesi şu anda Profesör Doktor Bengi Başer hocamız. Ondan son durumumuzu ve yeni kısıtlama kararlarının bu durumumuza mani olup olamayacağını öğreneceğiz, soracağız. İkinci bölümümüz itibariyle gazeteci Sedat Bozkurt, Sayın Bozkurt bizimle birlikte olacak. Elbette bugün çok önemli gelişmeler var. Hepsini konuşacağız zaman içerisinde. Özellikle akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nunkinin de içinde olan 10 fezlekenin meclise getirilmesi önemli. 128 milyar dolar nerede sorusunun artık bir suç teşkil ediyor olması önemli. Erdoğan'ın akşam saatlerinde ne yapmış olduğu açıklamalar var. Emekli amirallerin durumuyla ilgili ki onların hepsi serbest kaldı biliyorsunuz. Neden yaşandı o yaşananlar? Özellikle ikinci bölümümüz itibariyle siyaset ağırlıklı bu konuları değerli yorumcularımızla konuşacağız. Ama bugün yine bir rekor var. Bir rekorla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bile son 24 saatte 279 kişi vatandaşımız koronavirüsten hayatını kaybetti. En az 62.797'de yeni vakamız var. Ağır hasta sayısı da artıyor, hasta sayısı da artıyor. Yeni kısıtlamalar karşımıza 2 saatlik öncelikle çıkıyor. Bunun değerlendirmesini hocamız Bengi Başer'e soracağız. Nasıl yapacak acaba diye. Sayın hocam. Sayın Başer, merhabalar. Bu merhabalar Tekin. Son durumumuz artık rekor üzerine rekor kırılıyor. Dün akşam açıklanan kısıtlamalar yeterli mi bu rekorları durdurmak için? Evren Hanım, tabii ki yeterli değil. Artık bir takım kısıtlamalardan değil, tam bir kapanmadan bahsetmek gerekir. Çünkü o kadar büyük bir yangının içindeyiz ki, düşünsenize bugün test pozitiflik oranlarımız %20'leri bile geçti. 1,5 ayda açıldığımızdan beri 4 kat arttı vaka sayılarımız. Ölümlerimiz %300'ler civarında arttı. Ağır vakalarımız %110 arttı ve bunlar çok ciddi artışlar. Ve bakıyorsunuz dünya geneline vakaya göre işte yüzde nüfusa göre baktığınızda Hindistan'ı falan artık nüfusu bizden 16 kat fazla onu sayamıyoruz. Nüfusu oranladığımızda dünyada birinciyiz. Avrupa'da yine tabii ki birinciyiz. Dolayısıyla böyle bir noktada İngiltere'nin açılış tedbirleri bizim kapanış tedbirlerimiz oluyor. Yani insanlar nüfuslarının işte %70'lerini, %75'lerini bağışık hale getiriyor aşılarla. Açılış için bir takım adımlar atıyorlar. Ve onların yavaş yavaş buna rağmen ölümleri tek hanelere indirdikleri bir ortamda yavaş yavaş attıkları adımları biz kapanma için yavaş yavaş atıyoruz. Tabii ki böyle bir sistemle ve planla bizim bu sayıları indirmemizin beklenmesi birazcık hayal olacak Evren'in. Peki neden? Neden tam kapanamıyoruz? Tabii bunun yorumcularımıza soracağımız sorular üzerinden alacağımız yanıtları da var ama siz ne düşünüyorsunuz? Niçin kapanamıyoruz? Niçin bu duyarsızlık mı diyelim? Nasıl değerlendirmek lazım? Siz bir sağlıkçı olarak ne görüyorsunuz? Evren Hanım, şöyle bir takım işte salgının başında da, ortasında da, sonrasında da bir takım liderlerden, ki güçlü ülkelerin liderlerinden şu tarz söylemler olmuştu. Kanada, Trudeau şunu söyledi. Siz önce sağlığınıza bakın, parasal işi bize bırakın. Yine Merkel benzer yorumları yaptı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Parasal gücünüz varsa siz o zaman sağlığı önemseyerek bu kapanmayla ilgili tedbirleri çok daha katı uyguluyorsunuz. Yani iş yer
Buyurun. Ya, mesela bizim en büyük gelir kaynağımız turizm. Biz turizmden vazgeçemiyoruz. Çünkü bizim onun gelirine ihtiyacımız var. Kapanma yapıyoruz diyoruz. Hafta sonları hepimiz evlerdeyiz. 65 üstü zaten hapis hayatı bir yıldır. Ama bizim turistlerimiz rahatlıkla her yerde geziyor. Demek ki onlar virüsü bulaştırmıyor diye düşünüyorsunuz. Küçük işletmeler, kafeler hepsini hemen kapatırken, ki bunlar evet bulaşma kaynağıdır, ama onları kapatırken bizim büyük alışveriş merkezlerini, otelleri de kapatıyor olmamız ya da iç, yani şehirler arası ulaşımı engellerken dışarıdan olan ulaşımı da tıpkı İsrail'in yaptığı gibi, işte İrlanda çok sıkı tedbirler aldı ya da yaptığında Portekiz benzer çok sıkı tedbirler aldı. Bunu yaparken en azından yurt dışına ulaşımı bu kadar rahat yapmamamız gerekiyor. Çünkü bunun sonunda turist var. Turist de para demek. Dolayısıyla iş burada ekonomide kilitleniyor evrenin. Evet. Ne yazık ki. Evet, öyle görünüyor. Size soracağımız sorular var ama ve tabii ki yorumcularımızın da soruları olacaktır size. Ben önce Sayın Toker'den başlamak istiyorum. Siz ana sebep olarak ne görüyorsunuz tam kapanamamamızın? Ekonomik durum. O kadar. Yani, tabii bugün mesela dün aldığı kararlar kısmen doğru. Çünkü 1-0'dan iyi bir rakamdır. Hiçbir şey yapmamasından iyi bu kararları alması. Mesela AVM'leri kapatamıyor. Çünkü insanların hadi toplu ulaşım bir zaruret, ama ikinci en çok toplandığı kapalı alan AVM'ler, hele büyük şehirlerde. Orayı kapatamıyor. Ama tam kapanmayı, yani bunlar değil, başka hangi parti, İYİ Parti, CHP olsa acaba onlar da yapabilir miydi? Çünkü Tulumba'da su yok deniyor. Yani hanımefendi Kanada'yı, Almanya'yı örnek veriyor ama Kanada, Almanya gibi devlet isteyen önce Kanada, Almanya gibi millet olacak. Ondan sonra biz kendimizi Kanada ile Almanya ile karşılaştıracağız. O açıda şimdi yani ben düz mantıkla gidiyorum. Bugün yarım kapatırsam bunun maliyeti bana ne olur? Tam kapanırsam maliyeti uzun vadede daha mı yüksek olur, daha mı düşük olur? Çünkü kapanmak demek Ankara'nın israfları, ihtişamı falan bir kenara koyuyorum. Yeni alınan 52 milyonluk Mercedesleri. Ankara'nın bir şekilde işlemesi lazım. Devletin yani bir kaynak yaratması lazım kendisine. Siz kapandığınız an bu kaynağı kesiyorsunuz. Yani bunun çok ağır bir maliyeti var. Bir de şöyle, tam kapanmayla sıfırlayamayacağım. Hı hı. Ekonomiyi %100 kurtaramayacağım. Yani yok, dünyada yok öyle bir denge. Onun için alınan kararlar kısmen doğru ama çaresizlik içinde de kıvranıyorlar. Burada esas olan hani balık baştan kokar. Bu rakamlara gelmemizde örnek olması gereken, topluma örnek olması gereken insanların, ki bunların başında siyasetçiler geliyor. Evet. Rol modelleri, topluma rol modeli olması gereken insanların söylem ve eylemleri. Şimdi dün bir başka kanaldaydım, yanlış bir kanal. Şeye hiç değinmiyor, kongrelere değinmiyor. Ben kongre dediğim zaman diyor 8 Mart Kadınlar Günü. Yok CHP Kadın Kolları İl Kongresi. Kardeşim diyorum, CHP Kadın Kolları İl Kongresi toplum için, 83 milyon için rol modeli değil. Ama bir cumhurbaşkanı 83 milyon için rol modeli, çıkıp da Covid'e rağmen tıklım tıklım doldurmuşsunuz maşallah diyorsa, o toplum zaten zıvanadan çıkar. Yani ne tedbir kalır, ne uygulama kalır, ne bir şey. Şimdi aynı şey iftar için de söz konusu gibi olacak görünüyor. Evet. Yasaklandı biliyorsunuz toplu iftarlar, ama ilk toplu iftarı kendisi yaptı, yapacaktır da. Yapacak yani bu hiç, çünkü Erdoğan umurunda değil böyle şeyler. İşte ben emri dayatı eleştirilmiş, eleştirseniz ne olacak? Hani hukuk bana bir şey yapamaz. Seçimde ben kaybetmem algısı yerleştiyse zaten Türkiye'ye geçmiş olsun. Peki Sayın Ocak'tan, nedense garanti verilen şirketler var ya, hani yap işlet devret modeli, büyük projelerimizi uygulayan o işletmelerin garanti paraları ödeniyor. Kiraları erteleniyor 2-3 yıl. Büyük holdinglerin borçları hala silinebiliyor. İnsanlar 5-6 maaş alabiliyor. Buralarda hiçbir sorun yok ama esnafa, vatandaşa
hazinede para yok diye kapanamıyoruz tam diyoruz. Buradaki sıkıntı nasıl i̇şte tanımlanabilir? İşte mesele o zaten. Yani normalde Türkiye gibi bir ülkenin kaynaklarının olmaması mümkün değil. Ama siz o kaynakları eğer doğru kullanmamışsanız, hala 128 milyar doların nereye gittiği konusunda topluma açık, şeffaf bilgi vermiyorsanız, bırak bilgi vermeyi, bunu konuşanı bile yasaklıyor, Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak kabul ediyorsanız, orada temel bir yanlış var demektir. Bir de tabii hep Cem Bey'in de söylediği gibi aslında kısmi kısıtlama, evet doğru, fakat daha işin başında bu böyle olacağı belliydi. Yani her gün gelen rakamlar yükseleceğini, vaka sayılarının yükseldiğini gösteriyordu. Daha bu henüz bahara gelmeden, Nisan'a gelmeden, Mart başında ya da Şubat'ta neyse bir ay tam kapanmayı gerçekleştirip zinciri kırmak gerekiyordu. Ama bunu yapamıyorsunuz çünkü siz devletin bütün paralarını, şeydeki ihtiyaç akçesini bile harcamışsınız. Evet. O ortada yok. Evet. Bir kısa çalışma ödeneği vardı. O da zaten devletten değil, normal işçilerin kesilen haklarından onu veriyordunuz. Şimdi onu da kaldırdınız. Yani bir ay tam kapanma yaptığınız zaman doğal olarak o insanlara ciddi bir kaynak aktarmanız lazım. Bu kaynağı eğer siz zaten işte 4-5 maaş alan, şimdi topluma bunu izah etmek de mümkün değil. Yani evet kardeşim, işte biz ekonomiyi de yok etmemek için işte AVM'leri kapatırsak şöyle sıkıntılar olur, turizme şey olur, ama zaten turizmi bu politikalarla aslında turizmi de bitirmiş oluyoruz. Rusya işte durdurdu. Yani doğal olarak bu tür şeylerin önünü kesemiyorsunuz. Maalesef yani Türkiye başından itibaren özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bu rejimle birlikte her şeyin hiçbir akla, mantığa ve bilime itibar etmeden böyle yapıyorum kardeşim, İşinize gelirse mantığıdır. Böyle yaptığınız zaman dolayısıyla toplum der ki kardeşim, AVM'leri kapatmıyorsun. Efendime söyleyeyim, ballı maaşları şey yapmıyorsun. Yine lüks ve israf devlette tam gaz devam ediyor. Dolayısıyla gelince garibana niye bu şey? Şimdi mesela burada daha önce de konuştuk. Kardeşim dedik ki benim mesela cümlem şuydu. Şu teravihleri yasaklayın. Yani sıhhat olmadan ibadet edilmez, gidin evlerinizde kılın deseydi. Onu dedi fakat mukabele için insanlara yine camileri açtı. Evet. Yani ben görüyorum bizim evet. Orada da. Şimdi bu ne? Niye? Gidip evinde okuyabilir herkes. Evinde namazını kılabilir. Ama bir mantık yok. Yani devletin kurumları eskiden, şimdi devletin bütün kurumları yok ettiğiniz için artık bunları konuşamıyorsunuz. Yani herhalde ta işin maske şeyinden başladığınızda eğer devletin o aklıyla tartışılarak karar verilseydi, bürokratın birisi derdi ki bunu biz PTT ile dağıtamayız, eczanelere dağıtamayız. Normal bir fiyat koyalım, herkes onun üzerine çıkmamak kaydıyla devlet bunu yapabilirdi. Onu bile yapmamışsınız. Ondan sonraki süreç artık hep iyi şeyler yapıyorsunuz ama bir bakıyorsun ki şimdi mesela 15 gün bu şeyler devam edecek. Ama muhtemelen 15 gün sonra bir daha ortalığa insanlar çıktığı zaman yeniden pik yapmaya başlayacak. Biz hep aynı yerde dönüp duruyoruz. Maalesef evet, bir kısır döngü şeyi yok. Buyurun. Bugünlere gelmemizdeki en önemli unsurlardan bir tanesi toplumun devleti yöneten adamlara güvenini kaybetmesi. Sağlık Bakanı'nın kelime oyunları ta geçen yıla kadar sarkıyor. Söylemlerde, rakamlarda ve her şeyin önemlisi eylemlerde. Statlara dev posterini asıyor. Yanına temizlik, maske, mesafe falan. Tribünlere kimseyi almıyor. Ondan sonra işte o kongreleri görüyorsunuz alt alta, lebalep dolu, alt alta üst üste. Şimdi bu kongreyi izleyen adam da bir tane lokantası varsa iki masa daha atarım. Baksana adam, demek ki bunların söyledikleri yani tutarlı değil. Bana söyle, hani derler ya, imamın dediğini yap, yaptığını yapma, ama Türk toplumu bakıyor. Ben de böyle yaparım diyor ve bu noktaya i̇şte kadar yani geldik. Şeyleri maalesef bu lebalep kongreler işi, yani şunu çok zor değil. Onu dese toplum der ki evet, şimdi biz böyle bir dolu kongreler yaptık. Maşallah. Barakallah, ne güzel doldurmuşsunuz. Ya yanlıştı bu kardeşim. Bunu yanlış yaptık. Topluma mesela çıkıp özür dilemek çok zor bir şey değil. Evet.
Ama maalesef onu da yapamıyorsunuz. Sayın Balbay'a dönmeden önce yine hocamız Bengi Başar'a dönmek istiyorum ben. Sizlerin de lütfen hocamıza sorusu olursa yönlendirin. Hocam peki geldiğimiz durumda sağlık sistemimiz, sizin gibi değerli hocalarımız diyorlar ki yoğun bakımlar artık kaldıramayacak durumda. Biz haberlerini yapıyoruz İstanbul gibi büyük bir şehirde, şehir merkezindeki hastanelere kimse yatış yapamıyor, Silivri'ye, Çatalca'ya yollanıyorlar yatılırsınlar diye. Yani sağlık sistemi, hem hastanelerimiz, hem yoğun bakımlarımız, hem sağlıkçılarımız sizler açısından da sanki çok büyük bir sıkıntıda gibi görünüyor. Bu durumu kaldırabilecek nitelikte mi? Çok doğru. Şu an artık tıkanma noktasında Evren Hanım. Mesela Marmara'nın yoğun bakımıyla BBC'de bugün bir haber izledi. Türkiye ile ilgili bu süreci anlatıyorlar. Bütün bu kongreleri vermişler. İşte cenazeleri vermişler. Sağlık Bakanımızın işte özür dileyip cenazeye katılımını ve bunun ötesinde Marmara ile de konuşmuşlar yoğun bakımla ve tamamen doluyuz şeklindeki onların demeçleri. Evet, doluyuz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftada Sayın İsmail Cinel de şunu anlatmıştı, söylemişti. %85 şu an doluluğumuz. Evet. Bizim gerçi tablomuza baktığımızda %68.8 şeklinde hep gidiyor günlerdir ama çok daha üstünde. Ve önümüzdeki bir hafta içinde yine hiçbir şey olmazsa bu artık tamamen %100'e varacak ve artık ne yapılacağı belli değil. Ve böyle bir süreçte biz hastalar geldiğinde pozitiflik tanı konuldu, yatıracaksınız. Hastane aranıyor bire. Yatak aranıyor. Çok zorunlu, çok sıkıntılı bir süreç. Sürekli bizim hastanemizin işte belli şubeleri var. Sürekli katlar açılıyor. Yeni açılan hastanenin yarısına kadar COVID katıyla doldu. Çocuk de keza aynı haberler geliyor. Nöroloji servisleri, kulak, burun, boğaz, göz servisleri. Bunlar yavaş yavaş COVID servisine döndürüyor. Evet, peki bütün hastalıklar COVID'den ibaret değil. Bizim bu yönümüz de var. Evet. Bunu da düşünmüyoruz. İnsanlar, kronik hastalıkları olanlar başvuramıyor. Çok sıkıntılı hastalar artık başvurmaya başladı. Son noktaya kadar insanlar dayanıyor ve geliyorlar. Çok ileri vakalar. Yani evlerde, bugün hatta göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımla konuştuk. Abla diyor, biz artık evde takip ediyorum ve yatırılması gerekli. Oksijen saturasyonu düşük, diken üstündeyim. Her an bir kötü haber mi alacağım diye evden takip ediyoruz. Ve yani hakikaten çok sıkıntılı bir durum söz konusu. Şu an bilmiyorum, hadi bu durumu görüp alacağımız önlemlerin yeterli olmayacağı aşikar. Neden Sahra Hastanesi fikri ortaya konuluyor? En azından biraz daha gayret var mı diye düşünüyoruz. Anladığım kadarıyla öyle bir gayret de yok. Bilmiyorum ne olacak Evren Hanım. Oluşuna, akışına bırakmış durumdayız işi şu an. Sahra hastaneleri kurulsa bile ki kurulması gerekiyor. Sağlıkçılarımız yetişebilecek mi her yere? Yetişmeyecek. Çünkü yoğun bakımcılar yetersiz sayıda ama en azından şu olur. İşte geçici bir takım elemanlar aldık dediler, alacağız dediler. Belki en azından onların başında takım liderleriyle hiç olmazsa birazcık onları orta düzeyde ağırlaşmaya başlayan hastaları birazcık toparlarsınız. Ya da mesela daha orta düzeydeki hastaları oraları toplayıp daha ağır vakaları, biliyorsunuz işte Cerrahpaşa'da da yapıldı GATA, eski GATA, şimdiki adıyla işte şimdiki yeni pandemi hastanelerimizden biri olan hastanemizde acil bile biliyorsunuz yoğun bakıma çevrilmişti. Bilmiyorum ne kadar ventilatörümüz vardır. Bunlar biliyorsunuz yapabiliyorduk biz bunları. Ama ne kadar yaptık, ne oldu onu da bilmemekle birlikte. En azından onları daha yoğun bakım daha orta düzeyde daha tolere edebilecek kliniği hastaların bu tip sahra hastanelerinde izleme söz konusu olabilir. Bilemiyorum, hiçbir plan var mı? Böyle bir plan da bilmiyoruz için açıkçası. Bu şartlar altında peki kendimizi nasıl koruyacağız biz hocam? Yani bir de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bu durum hepimizin 84 milyonun sorumluluğudur diye bir söz sarf etti Sayın Fahrettin Koca. Bize yükledi, yani vatandaşa yükledi bu artışın sebebini. Ama iş yerleri kapanmayınca gereken destek verilmeyerek özellikle hani o çünkü bizim alt vurgu yapmamız gereken konu. Biz nasıl sorumlu olabiliriz metrobüslerde böyle sıfır sosyal mesafeyle yolculuk ettikçe?
Vallahi Emre Hanım, ben bu salgının bu hale gelmesinden sorumlu olduğumu düşünmüyorum. Sorumlu olmadığını düşünen pek çok insan vardır, eminim. Sorumluların neler, nasıl olduğu, kimler olduğu zaten çok aşikar. Sonuç itibariyle insanlar özel araçlara gidecek halleri yok zaten. Olsa da zaten onca yolu nasıl gidecekler? Toplu taşımalara binmek durumundalar. Ama siz burada şunu yapmak zorundasınız. Siz en azından işte bu esnek mesai düzenine geçtik diyorsunuz. Ama aralarına bir saat koyuyorsunuz. O şekilde olmaz. Ya bunları dersiniz ki biriniz bir bölümünüz bir gün, bir bölümünüz bir gün, üç günde bir evden çalışacakları belirlersiniz. Mesela %25 İstanbul için evden çalışabilecek bir kesim olduğu istatistiklerle açıklandı. Hem kamu hem özel sektör. Bakın kamu da deniyor. İstanbul gibi bir şehir şu an vakaların %40'ına sahip. Ve İstanbul'da kamu çok daha küçük bir alan, önemli bir alanı özel sektör. Hatta mavi yakalılar, işte sanayi kesimi, bunlar oluşturuyor. Ve siz şu an bir tasarrufa sahip değilsiniz. Kamu dediniz. Kamuda işte esnek mesai dediniz, her neyse. Ama siz özel sektöre yaptırım uygulamadığınızda, özel sektörde pek çok hastan var, konuşuyoruz. Bizi çağırıyorlar diyorlar, zorunlu tutuyorlar diyorlar. Bu insanların keyfine bırakılmayacak kadar ciddi bir konu. Dolayısıyla bu anlamda çok kesin yaptırımlar olmak zorunda. İşçi kesimi biliyorsunuz belli fabrikalarda nasıl yayıldığını, salgını biz daha önce sizler haber yaptınız, bizler şahit olduk. Yine aynı şeyler olacak, yine aynı şeyler var. Bunlarla ilgili bir tasarruf yok. Sonuç itibariyle çok çok hayati kurumları ancak açıkta tutar, seyreltir ve insanları kapatırsınız. Ve kapatınca da onların gereğini yaparsınız, parasını verirsiniz. Şimdi hep o küçük esnafın üzerinden, o restoranların, kafelerin sahipleri çok zor durumda, orada çalışanlar çok zor durumda. Biz onların üzerinden, 65 yaş üstünün üzerinden, 18 yaş altının üzerinden bir salgın yönetmeye çalışıyoruz. Olmuyor. Biz bunu denedik. Biz açılmaya başladığımız dönemde benzer önlemlerimiz vardı yine. Ve o önlemlerde 7-8 binlerdeydik. Salgın üreme hızlarımız birin üzerindeydi. Ve o dönemlerde bile %7,5'larda bir test pozitifliğimiz vardı ki yine kabul edilebilir değildi. Ve biz buna rağmen açıldık. Ve bizim bu dönemde de %85-90'lara varan bir İngiliz varyantının yayıldığını biliyoruz. Ne kadar bulaşıcı olduğunu, bunlara rağmen yine aynı tedbirlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Olmaz ki. Onun için burada biz 85 milyon hepimiz suçluyuz değil. Suçlunun bu salgını yönetmeni oldu. Evet, halktan suçlu olan var mutlaka. Tedbire uymayan, evinde işte ailesiyle iç içe olan, bunları da anlatıyoruz. Ne yazık ki böyle bir cehaletimiz var ama onları da bu hale getiren uzun yıllar zarfında yine biz değiliz. Birileri. Sonuç itibariyle bu salgını bu şekilde yönetmek mümkün değil. Tamamen bir kör düğüm halinde ve kendi kaderimize terk edildik. Onun için ben herkese şunu söylüyorum Evren Hanım. Çift maske mi takalım? Olabildiğince kapalı ortamda girmeyelim. Çünkü bunu biliyoruz ki damlacık da bu işte bulaşmanın en temel yolu. Aerosoller ve bunlar kapalı ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda saatlerce kalabiliyor. Hatta ve hatta geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Lombardiya bölgesinden bir çalışma geldi. Ve bu çalışmada hatta hastaların gözlerinden alınan sürüntülerde yaklaşık %60 oranda virüs tespit edildi. Ve gözden burun kanalıyla aşağıya ilerlediği de gösterildi. Onun için ben şunu diyorum. Kapalı ortamlardaysanız, kalabalıktaysanız, insanlarla temasınız olmak durumundaysa artık bu söyleniyor. Hindistan'dan bile gelen yayınlarda sağlık elemanlarına gözlerini kapattıklarında, gözlük, koruyucu gözlük ve siperlik kullandıklarında çok çok %1'lere kadar varan düşük oranda bulunan o demiş. Onun için çift maskemiz, gözlerimizin korunması, olabildiğince kapalı ortamlarda uzak durmak, kapalı ortamlarda olabildiğince dış mekana açılan havalandırmalar, camlar, kapılar, hatta hava cereyanının yapılmasının sağlanması, bunlar bizim için çok değerli. Çalışma ortamlarında düzenli testlerin yapılması, tekrar başında olduğu gibi, bence bunlar işte yöneticilerin tasarrufunda
ama bunların ciddiye alması gerekiyor. Ben özellikle şunu da söylüyorum, hiç dile getirilmiyor. Bizler hastanelerde, bunların da çalışmaları vardı, yemekhanelerde iç içe oluyoruz. Evet. Maskeler çıkıyor, burun buruna yemek yiyoruz. Onun için sizlerin çalıştığı ortamlarda bizlerin plazada her neredeyse bu yemekhane ortamlarında ne olur bulunmayalım. İşte boxlar yapılsın, o kutulardaki yemeklerimizi alıp kendi izole olduğumuz yerlerde veya dışarıda bunları yemeye de özen gösterelim. Çünkü bunlar da çok büyük bulaşma kaynağı. Doğru. Bununla ilgili de bir şey yapılıyor mu bilemiyorum artık. Yani aslında sorun çok fazla ama o sorunu ve sorumluluğu herkese yüklemek maharet değil Evren Hanım. Döneceğiz tekrar size sevgili hocam. Şimdi bir Mustafa Balbay'a uzanalım. Ve soralım, Ankara bu yeni kısıtlamalardan memnun mu? Kulislerde neler konuşuluyor? Bu kısıtlamalarla salgının durdurulabileceği düşünülüyor mu oralarda? Şimdi tabii Ankara'da iki gündür bilim kurulunun ne önerdiği, bunun ne kadarının kamuoyuna aktarıldığı tartışması var. Aslında Sayın Başer'in de hani bilim kurulunun duruşuyla ilgili değerlendirmesi olur mu bilemem, belki biraz sonra söyler. Ama buradan hani bilim kurulunun kimi üyeleri kendilerinin gerçekleri olduğu gibi aktardığını ama kararı uygulayıp uygulamamanın siyasi iktidara bağlı olduğunu söyleyen açıklamalar yaptılar. Ama bilim insanları da dahil olmak üzere Ahmet Taner Kışlalı'nın kullandığı bir söz vardı. Aydın olmanın ölçütü bilgi değil, duruştur. Burada da değerlendirmem o ki bilim insanı olmanın ölçütü sadece bilgi değil, aynı zamanda duruştur, tavırdır. Bu anlamda şu anda doğrusu bu tüm Türkiye'nin sorunu ama Ankara'da bilim kurulunun ne ölçüde etkili olduğu, sadece bir danışma kurulu mu olduğu sorusu hala askıda. Bir de tabii bu salgının başında başlayan hata ne yazık ki devam ediyor. Hani derler ya, hani düğme ilk düğme yanlış iliklerseniz sonuna kadar devam eder. Şimdi biz birinci yılı geçtik, ikinci yıldayız. Birinci yılda başlarken bir, yerel yönetimlerle işbirliğini reddettiler, hatta yasakladılar. İki, meslek örgütlerini yani Türk Tabipleri Birliği, Eczacıları Birliği, Veteriner Hekimleri Birliği'ni doğrudan bu toplantılara katmadılar. Hatta onları terörist ilan ettiler. Üç, okulları kendi haline bıraktılar. Dört, ekonomik çarkın nasıl döneceğini sorgulamadan bu yazı çıkaralım ve turizmi atlamayalım anlayışına girdiler. Ve o yanlış akordeon gibi 2,5 milyon üniversite öğrencisi adı, üniversite adayının böyle bir ay önce, bir ay sonra iki defa sınav tarihi değiştirdiler. Bütün bunları yaşadık biz. Evet. Ve onlardan sonra uzatmayayım, ikinci yıla girdik. Ama ikinci yılda görüyoruz ki benzer hatalar yine tekrar ediliyor. Şu anda Sağlık Bakanı'nın yine o yığınan başında yaptığı hata anlamında söylemek gerekirse, Türkiye'deki ilk ölümü Sağlık Bakanı halktan gizlemiştir. Bu suçtur. Bunu Saygı Öztürk yazmıştır. Saygı Öztürk'ün yazması üzerine gazeteciler sormuştur. Bu doğru mu diye, o aşamadan sonra meclis kürsüsünde yalanlayamamıştır ve doğru demiştir. Yani karşımızda ilk gerçeği halktan saklayan bir sağlık bakanı var. Ondan sonrakileri zaten biliyoruz. Ve şimdi bütün bunların sonunda, birinci yılın sonunda Evren Hanım, bilmiyorum gördünüz mü, Fahrettin Altun imzalı bir kitap yayınlandı, İletişim Başkanı. Ön sözünü o yazmış, ön sözü onun. Ama kitabın başlığı şu: Asrın Salgını, Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi. Ya kardeşim, işte ise başarı sözcüğünü halka bırakın. Mücadelesi deyin, içinde başardığınızı söyleyin. Zaten kitabın başında koymuşlar başarılı mücadelesi diye. Bu kitap olarak yayınlandı. TRT bunun sürekli haberlerini yapmakta şu anda. Ön sözünde de Fahrettin Altun'un, yani iletişim başkanının imzası var. Yani bu ön sözü yazacaksa, hakikaten bu konuda bir adım atıldıysa, herhalde bu alanla ilgili birinin yazması lazımdı. Yani iktidarın şu andaki zaten duruşu, bu başarılı mücadelemizi halk anlıyor mu anlamıyor mu? O noktada
Benim üzüntüm ikinci yıla girerken salgında belki de daha kötü bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü turizmciler şimdiden Ankara'da olağanüstü bir kulisteler. Haziran'dan sonrasının rahat yani seyahati özgür bırakacak bir durum ayarlayın diye. Bunun da Türkçesi şu: Ramazan'da önlemleri biraz yoğunlaştırın. İlk yarı böyle oldu Ramazan'ın. İkinci yarısında belki biraz daha arttıracaklar. Haziran'dan sonra turizmi serbest bıraktık diyecekler. Ama bunun da akılcı bir yanı yok. Olmadığı şuradan belli. İşte Rusya dedi ki Türkiye'ye turizmi uçakları yasakladım dedi. Yani çok kısıtladım dedi. Ki Haziran'a kadar dediler ama Rus turistlerin bir Mayıs ayı geleneği vardır. Yazın ayrıca tatil yaparlar. Şimdi onu Türkiye'yi, daha doğrusu yurt dışına gitmeyi kapalı tuttuklarını anlıyoruz. Almanya, İngiltere öyle. Şimdiden Türkiye'ye bu güvensizlik başladıysa devamında nasıl olacak? Bunu öngörmüyorlar Evren Hanım. Ve burada aslında hani böyle programda uzun uzun girmek olmaz ama birkaç cümle şunu vurgulamak isterim. Sanıyorum Bengi Başar hocamız değil, mutlaka okumuştur. İş Bankası yayınlarından Dünyayı Değiştiren 12 Hastalık diye bir kitap çıktı. Evet. İnsanlık tarihini 10 hastalık belirlemiştir bir başka yanıyla. Veba, verem, çiçek, tifo başta olmak üzere. Veba Rönesans'ı getirmiştir. Veba Roma İmparatorluğunu çökertmiştir. Grip 1. Dünya Savaşı'nın erken bitmesine, bütün ülkelerin havlatmasına neden olmuştur. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve biz Cumhuriyeti kurduğumuzda ilk mücadelemiz ama trauma, tifo, çiçek ve sıtma gibi hastalıklarla mücadeledir, ona beyaz devrim demişler ki hakikaten büyük bir mücadeledir o. Yani insanlık, yani tarihten bir nebze hani ders almış olsalar, bugün karşı karşıya kaldığımız durumun böyle hani bu yazı kurtaralım, önümüzdeki kış içimiz rahat diyeceğimiz bir şey olmadığını görmeleri gerekir. Ve hani genel hani Hristiyan inancındaki o mahşerin dört atlısı, yani biri savaşlar, biri salgınlar, biri kıtlık, biri de işte İsa gelecek derler. Ama bütün insanlığı etkileyen bir şey olduğu için ve insanlık tarihinde bunu yine o kitaba dayalı olarak söylüyorum. 1945 yılına kadar savaşlar dahil insanlıkta bütün ölümlerin %40'ı sadece sıtma nedeniyle olmuş. Yani bu salgınlar böyle bir şey. Şakaya gelir yanı yok bunun. Ve biz doğayla oynadıkça daha çok virüse karşı karşıya kalacağımız aşikar. Yani bugünkü iktidarın aslında yapacağı iki şey vardı. Bir, bilime teslim oluyorum. İki, bu konunun tarafı herkesle işbirliği yapıyorum demesi gerekirdi. Maalesef bunu göremiyoruz. Dediğim gibi bunun yerine işte kitap yayınlayıp ne kadar başarılıdırıza geldiler. Ve bugün geldiğimiz noktada Evren Hanım, 24 Mart'ın üstünden 20 gün geçti sadece. 24 Mart AKP Kongresi'nin yapıldığı tarihti. Evet. Ve şimdi kısıtlamaya gidiyorsun. Demek ki senin o 24 Mart'ta yaptığın, bütün Türkiye'yi Ankara'ya topladığın o kongre bunda önemli bir etken olmuş. Nasıl sonbaharın başında 300 bin kişinin Ayasofya'ya gelmesiyle birlikte böyle bir sorun yaşandıysa. Hala geç kalmadık bence. Bu iktidara çağrım şudur. Bir, ne yapın edin, yerel yönetimlerle işbirliğini güçlendirin. Başka yolu yok bunun. Gerisi okulları onlara bırakın. Deyin ki belediyede bu bir dizi turizm şu anda yoksa her odaya 3 öğrenci derse koyun, bir şey yapın. Yani bu işbirliği şart. Başka türlü mümkün değil bu. İkincisi de bütün meslek, yani bilime teslim olacaksın. Başka B şıkkı yok bunun. Hala da geç kalmış değiliz bence. Hani genel insanlık tarihinde belki de hani biz bir an önce rahata kavuşmayı ve normalleşmeyi istiyoruz ama bu bir yıl, iki yıl uzun bir şey değil. Osmanlı 18. yüzyılın başında karantina nazırlığı kurmak zorunda kalmış. Evet. Şimdi mecbur kalmış. Kısacık bir reklamımız var, 30 saniyelik. Sonra tekrar birlikte olacağız. Döndük. Sevgili hocamız Bengi Başar, Sayın Mehmet Ocak'tan Sayın Mustafa Balbay ve Sayın Cem Toker'le beraberliğimiz sürüyor. En son Sayın Balbay bir cümle daha sarf edeceğim. Sonra da Bengi hocamıza bir sorun var demişti. Oradan başlayalım. Buyurun. Şimdi tabii Evren Hanım, bunun somut örneği geçen biliyorsunuz Mayıs ayında
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 1000 yataklı bir sahra hastanesi planlamıştı. Evet. Anında üstüne çöktüler sen bunu yapamazsın diye. Ben İzmir'den biliyorum, Ankara'dan, İstanbul'dan yerel yönetimler kendileri hakikaten bu kendi ölçeklerini yapabileceklerini yapıyorlar. Ama birbirinden farklı halkalar ne kadar anlamsızdır. Tek başına bir işe yaramazlar ama birleştirirseniz bir zincir olur. Buna mecburuz. Hepimizi katıyorum ben. Buna mecburuz, bu şart. Ben Sayın Başer'e son 1-2 aydır yerli aşıdan hiç söz edilmiyor. Biliyorsunuz geçen yıl Ekrem Pamukkemer'i başta olmak üzere ortalama 2 ayda bir önümüzdeki ay yerli aşı geliyor deniyordu. Bizim bilim insanlarımız yerli aşıyı bulamayacak güçte mi? Daha doğrusu geçmişte başardığımız bir şeyi şimdi yapamıyor muyuz? Bunun nedeni nedir? Bir de aşı emperyalizmi diye bir kavram konuşulmaya başlandı. Mesela AB kendi içinde daha bugün 1.8 milyar doz yani daha ek aşı alma kararı aldı. Sanki ülkeler kendilerini kapatıp geçmişteki site devletler gibi böyle bir çözüm yolu arıyorlar. Bence bu da gerçekçi değil ama bu konuda bize bir bilim insanı olarak değerlendirme yapabilir mi? Onu sormak isterim doğrusu. Tabii ki Sayın Balbay. Aslında söylediğiniz şey baştan beri katılıyorum. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır aslında. Hep birlikte mücadele etmek gerekir. Zaten onun için bir takım şeylerde başarısız oluyoruz. Size katıldığımı söylemek isterim. Bunun ötesinde aşılarla ilgili şu an ön planda olan yerli 3 tane aşı. Bunlardan faz çalışması, 2 tanesi faz 1, diğeri faz 3'e geçecek. Faz 2 çalışmasını bu ayın sonunda bitirmeyi planlıyorlar. Ancak faz 3'ün Mayıs'ta bitirilerek açıklanması ve yaz sonrasında da işte yaz döneminde üretimi sonbaharla birlikte de aşı programına başlaması ifade ediliyordu. Ancak dün açıklanan bir haberde Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir haber şöyle ifade kullandılar. Biz bir an önce acil kullanım onayı almak istiyoruz. Yani aşı için istiyoruz. Acaba şu aklıma geldi. Çünkü biliyorsunuz sizler kadar biz de biliyoruz. Bir takım şeyler çok net değil bilgiler. Acaba Rusya'nın yaptığı ya da Çin'in yaptığı gibi hani o faz 3'ü yaygın olarak toplumda aşılama şeklinde mi kullanacaklar gibi. Çünkü aslında ifade faz 3'ün bitirilmesi, sonra acil kullanım onaylarının yaz döneminde alınması gibiydi. Ama sanki bunu öne çekmişler gibi. Faz 2 biter bitmez kullanım onayıyla birlikte hepimiz birden faz 3'ün içine mi sokacaklar? Bu konuda işin açıkçası biraz soru işaretleri var. Onun dışındaki faz 1 çalışmaları onay istenmişti. Ve faz 1 çalışmaları başlatılacak denmişti. Net olarak somut kaç hastada ne yaptıklarını bilemiyoruz. Peki hocam, Sayın Başer. Faz çalışmasına geçtiler. Evet. Türkiye'de çalışmalar faz faz ilerliyor. Diğer yandan bir gerçeğimiz var. Aşılama ilerlemiyor. Bir zamanlar Çin'den 50 milyon doz aşı alacağız denmişti. Şimdi BioNTech'ten 30 milyon doz aşı alacağız deniliyor. Haziran sonuna uzatıldı süre. Bir diğer yandan da bizler burada aşılanamazken Libya'ya 150 bin doz aşı yollanıyor. Peki buna ne demek lazım? Sayın Başer. Önce bizim kendi söküğümüzü dikmemiz gerekiyor. Geliyor mu sesim acaba İrem? Geliyor, geliyor şu an. Önce söküğümüzü dikmemiz gerekir. Böyle bir ortamda başka bir ülkeye aşı yollamak bana mantık dışı geliyor. Öncelikle bunu söylemem gerekir. Sayın Balbay aşı emperyalizminden... Evet. Amerika çok büyük bir hünermiş gibi şöyle bir açıklama yaptı. Bizde dedi aşıya talepten daha fazla aşı var elimizde. O zaman böyle bir aşıyı ihtiyacı olan ülkelere göndermek varken daha da üretimi artırarak elinde bunu büyük bir açgözle tutmanın ne gibi bir anlamı olabilir? Bakın en dibindeki Kanada anlaşma yapmasına rağmen aşıya ulaşmakta güçlük çekiyor. Avrupa, İngiltere ile aralarında çok ciddi sürtüşmeler oldu. AstraZeneca aşısıyla alakalı biliyorsunuz pek çok kıyamet koptu. Evet. Şimdi tüm dünyanın gerçeği COVAX kuruldu ama istendiği kadar
hizmet veremiyor. Hindistan Covaxin gibi bir aşı üretti. İkinci bir aşısı var. Bunların üretimine geçti. Ucuz bir aşı. Covax'ı destekleyerek 3. dünya ülkelerine rahatlıkla aşı gönderecek konusunda mutluluk doğdu birçok ülke açısından. Ancak nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü her ülke önce kendi iç dinamik, önce kendi söküğünü dikmeye çalışıyor. Onun için de bizim kendi aşımızı üretmek dışında çaremiz yok. Geçmişte biz şunu yaptık. 2011'de gittik hafıza sahayı en geliştirdiğimiz haliyle kapattık. Neydi amacımız? Yurt dışından ithal aşı daha ucuzmuş. Dolayısıyla şimdi biz o günleri arar, bir an önce bilime sarılır ve bir an önce aşımızı yapmaya çalışır olduk. Ama bir altyapıyı geliştirmek o kadar kolay değil. Şimdi Sputnik 5 gidiyor Almanya ile anlaşma yapıyor, işte aşı üreteceğim diyor. İşte BioNTech ile biliyorsunuz zamanında Türkiye'de yapılacağı gibi bir takım ön görüşmeler oldu. Hepsi kim acaba bu işi yapsına düştü herkes. Yani birçok kapalı kapılar ardında birçok pazarlıklar, birçok değişik. Ancak buradaki gerçeğimiz aşıda yavaş olduğumuz. Şu an haftada 2 milyon civarında aşı yapıyoruz. En son pazar artırmıştık aşımızı. Ancak bizim 1 milyon aşıyla bile ancak 6 ayda elimizde aşı olursa toplum bağışıklığına ulaşmamız gibi bir şey söz konusu. Kaldı ki bizler sağlıkçılar 65 yaş üstü bugün Çin'in bile ya biz bir hata mı yaptık, bizim aşımız yeterince etkin değil mi tartışmasına götürdü ve bizim de onlardan daha fazla hararetle savunduğumuz bir aşıyı yaptık. Sonuçta böyle bir aşıda koruyuculuk ne kadar tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen 6-8 ay gibi diyoruz. Hı hı. Bu 6 ay sonunda tekrar sil baştan olacak. Yani büyük bir sıkıntı aşılama protokolümüz ve yapılan matematiksel modellemelerde de bizim ancak 1-1,5 yıllık bir sürede toplum bağışıklığına ulaşabileceğimiz ve rahatlayabileceğimiz öngörülüyor. Ama bizim ekonomimiz bunu ne kadar kaldırır? Orası çok büyük problem. Dolayısıyla aşıda yavaşız. Aşıda ya anlaşmalarımız konusunda çok geride kaldık, yapamadık, karar veremedik. Olmaması gereken aşıya 4 elle, üstelik de dünyanın en pahalı ikinci aşısına 4 elle sarıldık. İkinci dozdan sonra bir üçüncü doz. Diyor Çin, Birleşik Arap Emirlikleri aynı şeyi yapıyor. Biz bunu yapabilecek miyiz bilmiyoruz. Elimizdeki sınırlı BioNTech'i yaparken bile harcadığımız aşılar oldu. Ne korkunç bir şey. Biz bunda bile bir B planımız veya bir organizasyon sorunumuz var. B planımız yok. Mesela Amerika şunu yaptı. Olmayanlara hemen geçenlere yoldan bir B planıyla bir liste hemen aşıyı yaptı. Belki bu da yapılabilirdi. Yani elimizdekini bile çok efektif kullanamayacağımız bir, kullanamadığımız bir süreç acı veriyor evrenin. Buyurun, son 1-2 dakikamız. Aşı ithalinin serbest bırakılmasına nasıl bakarsınız? Büyük hastane zincirleri dışarıda anlaşma yapıp parasıyla aşı olmak isteyen, ailesini aşılamak isteyen insanlar da gidip orada aşılarını olması ve devlet tekelinin bu konuda kırılmasına olumlu bakar mısınız? Kesinlikle, kesinlikle. Ben bunu da önermiştim zamanında. Naçizane kendimce kesinlikle olmalı. Ve bu tekel nedir? Onu da anlamak mümkün değil. Aracının aracısı falan bir sürü kurumlar çıkıyor geçen gün. Evet. Yani çok yazık. Bizim paramız değerli. Biz çok dikkatli kullanmak zorundayız. Bu kadar bonkörce harcayacak bir lüksümüz yok bizim. Belki öyle olursa daha uyguna bile vatandaş. Daha ucuza bile aşı olabilir. Çok, maskeyi çok düşünün. Devlet tekeli vardı. Fiyasko oldu. Bir son soru. Kısa bir cevap alalım. Süremiz bitti çünkü. Maske dönemi gibi. Şöyle çok kısa. Bu 65 yaş olayı dünyada da uygulanıyor mu? Nedir bu? Hayır. Bir sonuç bekliyor musunuz bundan? Ya da ne murat ediliyor? Hayır Sayın Balbay, böyle bir uygulama yani hiçbir gerçekle örtüşmüyor. Bilimsel böyle bir şey yok. Kesinlikle yok böyle bir şey. Yani insanların özgürlüğünü kısıtlamak
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Anlamı da yok. Siz o insanları eve hapsediyorsunuz ama o insanların çocukları var, çalışan, torunları var. Yani hatta en basit kardeşleri, komşuları hepsi birlikte görüşüyorlar. Yani siz onun dışarı çıkmasını engelleyerek şunu yapıyorsunuz. Onları deprese ediyorsunuz. Anksiyeteye sokuyorsunuz. Hareket kısıtlığıyla birlikte ortaya çıkacak hastalıkları getiriyorsunuz. Sayın Başar, sizi çok zor bir durumda bırakacağım. Buyurun. Hükümet yerine koyun kendinizi. Hangi mantıkla bunu uygulamış olabilirler? Onların mantığı nasıl çalışıyordur yani? Nasıl bir çözüm murad ederek böyle bir kararı almış olabilirler? Yani bir an onların mantığıyla baktığınızda bir çözüme ulaşıyor musunuz? Sayın Balbay, ben bilimin mantığıyla düşünebilirim ancak bir bilim insanı olarak. Dolayısıyla bilim dışı bir mantığı hiçbir şekilde aklıma almıyor ve cevap bulamıyorum. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Yok, bak, bir cevabı aldım ben hocam. Teşekkür ederim. Siyasi cevap verecektim sorunuza. Cevabı o zaman dönüşte alalım vereyim sizden. Çünkü ara vaktimiz geldi. Sevgili hocamız Profesör Doktor Bengi Başar, size de veda vaktimiz geldi. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve birikiminizle bizi faydalandırdığınız için, izleyicilerimize aktardığınız için deneyimlerinizi. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın. Çok kısa bir ara. Türkiye'nin Geleceği programı devam edecek. Türkiye'nin Geleceği programıyla yeniden ekrandayız. Çok kısa bir ara vermiştik. Umuyoruz ki bizden ayrılmadınız. Bir konuğumuz var. Gazeteci Sedat Bozkurt bu bölümümüzde bize katıldı. Ve elbette Sayın Mehmet Ocak'tan Sayın Mustafa Balbay ve Sayın Cem Toker'le birlikteliğimiz de sürüyor. Hoş geldiniz Sedat Bey yayınımıza. Sayın merhabalar, Bozkurt, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. İzninizle ben Sayın Cem Toker en son bir söz sarf edecekti. Mustafa Bey 65 yaş üstünü evet, soruyordu. Evet. Salgının geçen yazki döneminde basına bazı haberler yansıdı. İtalya'da, Fransa'da, Belçika'da hep yaşlıların öldüğü, 70-80 yaş üstü. Bunların da sosyal güvenlik sistemine büyük yük olduğunu ve Avrupa'nın bundan, yaşlı nüfustan kurtulmak için bunları görmezden geldiği haberleri yayıldı. Herhalde ona karşı, bakın biz insani bir iktidarız, büyüklerimizi, yaşlılarımızı koruyoruz algısı yaratmak için. Bu benim tahminim tabii. Aşılandıkları ama halde hala evdeler yalnız. Aynen, o da enteresan evet, bir durum. Şimdi Sedat Bey hoş geldiniz dedikten sonra biraz siyasete döneceğiz. Gerçi bu koronavirüs süreci de tabii ki tam anlamıyla siyasetle ilgili, nasıl yönetilip yönetilmediği ile ilgili geldiğimiz nokta ama son gelişmeler de çok tartışılacak gibi görünüyor. Örneğin 10 yeni fezlekenin meclise gelmiş olması ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o fezlekelerin içinde bulunması. Yani onun dosyasının da o fezlekelerin içinde bulunması. Zamanlama manidar mı diye sormak istiyorum Sayın Bozkurt, önce size. Aslında çok manidar değil. Şimdi Mehmet Ocak'tan da söylediklerimi, ne demek istediğimi anlayacaktır. Bir, Recep Tayyip Erdoğan siyasetini anlamak lazım. Siz Recep Tayyip Erdoğan siyasetini bilmeden, yani rakibinizi tanımadan onunla mücadele edemezsiniz. Biraz abartılı bir cümle kurayım, hoşunuza gitmesin. Recep Tayyip Erdoğan bugünkü pratik siyasetin bir dehası. Sadece kendi iktidarını kurgulamıyor, muhalefette kurguluyor. Onları da harekete geçiriyor. Önüne koyduğu hedef şu, yani hani CHP özel örneğinden çıkarak söylüyorum bunu, bir şekilde CHP'yi kriminalize edecek. Yani 104 tane amiral imzalı bir bildiri yayınladıkları zaman bunu hemen CHP ile bağlantılatıp bir darbe algısı yaratıp, adını da darbe olarak koyarak CHP ile bağlantısını kurup CHP'yi kriminalize edecek. Ya da CHP'yi o Millet İttifakı'nda diğerleriyle bir arasına mesafe koymasını sağlayacak. En son eylemi buydu. Şimdi de aynısını yapıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu kriminalize edecek, bir suçlu gibi gösterecek, bir yaftalayacak, aşındıracak. Niyeti bu. Olabildiğince CHP'yi orada rahatsız etmek. Sadece CHP'ye yönelik yapmıyor bunları farkındaysanız. Bir dönem İYİ Parti'ye, bir dönem Saadet Partisi'ne, yani o Millet İttifakı'nın bileşenleri kim olursa olsun. Örneğin HDP'nin kapatılması davasında bile biz bunu görüyoruz. Daha doğrusu davası değil de işte kapatılma niyeti ya da kapatılma hamlelerinde bile bunları görüyoruz. Bir şekilde terör örgütü PKK ile HDP'yi eşitleyip
Bunu da CHP ile bütünleştirerek, birleştirerek orada İYİ Parti'yi saadeti rahatsız etmek. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaseti bu. O yüzden hani bugün fezleke üzerinden bunu görüyoruz somut bir şekilde. Yarın başka bir şey üzerinden gene Millet İttifakı bileşenlerini hedef olarak alan bir hamle karşımıza çıkacak. Ama şunu görmek lazım. Yani eskisi kadar eli rahat değil. Yani çok hoşuna gider Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeri atmak, CHP'yi kapatmak ama Batı'ya ekonomik olarak da güvenlik olarak da stratejik güvenlikten söz ediyorum. Batı'ya mutlak ihtiyacı var Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bunu görmeme ihtimali sıfırdır. Kendi görmüyor olsa bile çünkü biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetinin nihai hedefi iktidarını sürdürmek. Hani ne pahasına olursa olsun sürdürme lüksüne de sahip değil. Muhtemelen yanında iyi ya da kötü dünyayı okuyan, Türkiye'nin jeopolitiğini okuyan en azından birkaç tane insan olduğunu varsayıyorum. Bu nedenle zaten son dönemde Rusya ile arasına birazcık mesafe koyduğunu görüyoruz. Montre tartışmalarda bunu biraz perçinleştirmiş gözüküyor. Evet. O yüzden yani Batı'ya çok böyle mahkum, tırnak içinde söyleyeyim, mahkum olduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu üzerinden bir iç siyaseti domine edebilecek bir hamle yapacağını, hele yargıyı araçsallaştırarak yapacağını tahmin etmiyorum. Bakın bugün Ahmet Altan'ı bıraktılar. Muhtemelen sırayla işte Osman Kavala, Demirtaş, bunların hepsi yavaş yavaş bırakılacak. Çünkü bu artık dış politikada geldiğimiz nokta, çünkü Türkiye'nin artık iç siyasetini belirleyecek olan dış etkenler, dışarıdan Türkiye'ye yönelik gelecek hamleler ve bunun ekonomi yansımaları ve ekonominin yarattığı siyasetteki hareketlilik. Buradan çok kaçışı yok. Dış politikada geldiğimiz noktada zaten bunun net işaretini veriyor. Şöyle bir dış politika izliyoruz. Ne vereyim abime, tırnak içinde söylüyorum bunu gerçekten. Yani ABD'ye, AB'ye hani yatırım gelsin, turistler gelsin, bize yaptırım uygulamayın ne ister. Nitekim bunu da gördük işte en basiti. Doğu Akdeniz'de gördük. İşte gemilerimiz vardı. Parasını verip satın almıştık. Petrol arayacaktık, bulacaktık, müjde olarak sunacaktık. Böylece bir iki seçim kotaracaktık ama olmadı. Hepsini limanlara çekmek zorunda kaldık. Yunanistan'la masaya oturduk. Hani Libya'da biraz daha tırtıklamaya çalışıyoruz ama çok aşama kaydeder miyiz etmez miyiz? Hani çok diplomatik alana ilişkin yorumda yapmak istemem ama gördüğüm tablo üzerinden bir okuma yapıyorum. Aşı yolluyoruz şimdi. Belki işe yarar. Mısır'la müthiş bir U dönüşü yaptık. Çok başarılıydı yani. Bu spin diyorlar galiba, o arabaları el freni çekip döndürüyorlar. Mükemmel bir hareketti bu. Irak'ta aynı noktadayız. Suriye'de ne olduğumuz belli değil. Yani bir Suriye muammamız var. Yani birileri kalkıp bize anlatsa Suriye'de neyiz, ne istiyoruz, ne yapacağız, önümüzde ne? Azerbaycan'da da hani başarılıydık, şuyduk buyduk ama işte masalarda yer alamadık ve bugün artık Azerbaycan'ı da iç siyasette tüketemeyecek noktaya geldik. Böyle bir tablo var karşınızda. O yüzden bunların hepsinin iç siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapma yöntemine, biçimine uygun hamleler olduğunu görüyoruz. Bir de çok uzattım, şu cümleyi söyleyeyim, bitireyim. Recep Tayyip Erdoğan devletle siyaset yapıyor. Yani partiyle siyaset yapmıyor. Devlet kurumlarıyla siyaset yapıyor. TSK'da dahil olmak üzere söylüyor. Yargısı da, Merkez Bankası da, kamu bankaları da dahil olmak üzere. O yüzden bu devletle siyaset yaparken herhangi bir devlet kurumundan yapılan hamleyi politik olarak okumak lazım. Peki şimdi zaten bugün Erdoğan kendisini bir kez daha baş komutan olarak da adlandırdı. O konuya daha ayrıca geleceğiz. Hani artık başka bir pozisyonda bulunuyor gibi görünüyor. Sayın Ocak'tan siz ne dersiniz? Kılıçdaroğlu'nun fezlekelerin arasında dosyasının olmasıyla ilgili söyleyecek bir şey var mı? Kılıçdaroğlu'nun da yiğide savaş bayramdır, hodri meydan diyerek bir cevabı var bu duruma. Şimdi tabii Sedat'ın söylediği bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı aslında kelimeyi onaylar anlamında söylemiyorum ama kendi siyasi çıkarları anlamında siyasi bir deha. Yani bununla ilgili şu anda da tek odaklandığı nokta iktidarda kalmak ya da yeniden iktidarı elde etmek, muhafaza etmek. Bütün bu süreçler için şeylere bakalım, muhalefetteki o oluşumu 31 Mart ve 23 Haziran'da sonuç veren o proje mükemmel bir proje. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun projesidir. Dolayısıyla ne yapıp edip burayı dağıtmak. Bütün hamleleri, işte amirallerde hedefe ilk konuştuğunda da bakın göreceksiniz. İşte CHP ile ilişkiler ne olacak ki? Yani emekli insanlarla CHP'ye üyelik
olmuş olsa ne çıkar? Hayır, o kendi kafasına göre bir plan yapıyor. Dolayısıyla işte bir dönem yerel seçimlerde bütün siyasi partilere, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne hepsine terör yandaşı dedi. Sonra bu politikalardan değişti. Tekrar İYİ Parti'yi milli ve yerli ilan etti. İşte Cumhur İttifakı'na dön dedi, MHP evine dön dedi falan filan. Yani bütün bunlar aslında bu süreç içinde bu ittifakın, çünkü bu ittifakın nasıl bir sonuç verdiğini görüyor Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden de burayı dağıtmak. Fakat bütün bunların hiçbirisi artık AK Parti'nin ilk dönemlerindeki gibi böyle ortak akılla düşünerek, tartışarak yapılmıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemiyle birlikte sabahleyin kalkıyor, diyor ki şu işi dağıtmak için ne yaparım? Hemen alelacele bir kararla, yani siyaseten tartışılıp da bunun sonuçları şöyle olur, bizim açımızdan negatif sonuçlar üretir gibi bir tartışmanın içinde değil. O yüzden de her yaptığı hamlenin ancak ömrü bir hafta sürüyor. Yani bu şimdi, hafta başka bir şey tartışıyoruz işte. Türkiye işte Ayasofya o kadar büyük anlam yüklemişti ki, yani oradan artık hani AK Parti'ye hala daha bağlılıklarını insanların sözlerinden baktığınız zaman tamam, bu iktidar artık garanti etti. Oysa bir hafta sonra kimse ilgilenmedi bile. İşte Ay'a gitme projeleri, gaz buluyoruz, işte başka bir şey buluyoruz. Efendim, barolarla ilgili bir takım girişimlerde bulunuyoruz. Bazı sivil toplum kuruluşlarını terörist ilan ediyoruz. Yani bütün bunlar aslında hep bu hamlenin muhalefette oluşacak yapıları dağıtmaya yönelikti. Şimdi ben de Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bu fezleke işlerinin hani çok fazla ciddiye almıyorum açıkçası. Hele hele de şimdi zaten, gerçi şimdi esamesi okunmuyor ama hukuk reformu, insan hakları eylem planlarının açıklamaları filan. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması isteniyor. Orada altların çizdiği şey neydi? İşte yardım alamıyoruz. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü konusunda reformlar yapmalıyız. Demek ki 18-19 yılın sonunda geldiğimiz, evet kardeşim Türkiye'de bir hukuk açısı var, özgürlük açığı var. Bunları tamamlayacağız. Dolayısıyla bizim birlikte yürümeyi tasavvur ettiğimiz şey Avrupa Birliği'dir. Şimdi bütün bunları yaparken Sedat da söyledi mesela, Doğu Akdeniz'de haklarımız açısından bizim için çok önemliydi. Hatta bu mücadeleyi, yani işte gemiler satın aldık, şeylere çıkardık, Oruç Reis'le Avrupa'ya meydan okuduk. Şimdi mesela kimse hatırlamıyor. İktidar da ya bizim böyle bir şeyimiz vardı, nerede kaldı filan demiyor. Yani bütün bunların belli ki en azından şu aşamada Avrupa Birliği ile birlikte yürümek gibi, en azından görüntüde de olsa bunlara ihtiyacı var. Ama bir taraftan da yine bu işler, işte HDP'yi zaman zaman devreye sokarak HDP'nin kapatılması, Bahçeli'nin yardımıyla Anayasa Mahkemesi kapatılması. Mesela AK Parti'den bu konuda bir ses çıkmadı. Evet, çıkmadı. Hatta sessiz. Bir kişi sadece böyle olur mu öyle yani şey falan dedi. Onunla ilgili de hiçbir şey demedi. Onu söyleyenler biraz şuursuzluk halinde söylüyorlar. O yüzden ciddi olarak bir bu işe eğilerek söyleyen de pek yok açıkçası. O yüzden bu işler böyle gidecek ama hiçbir şey artık bizi şaşırtmıyor. Yarın başka bir şey çıkarsa, işte mesela darbe dediniz, amiraller serbest kaldı. Ay, şimdi öyle bir tuhaf durumdayız ki her şeyin arkasında CHP dendi ve CHP bir terör örgütü olarak i̇şte neredeyse etmek zorunda. Dillendirildi. Onu yani üye olmanın yasak olduğu bir kurum olarak görüldü. İşte yani. Ve hedefte de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yani Kılıçdaroğlu... O söylenenler ne oldu oradan şimdi? Oradan çıkacak siyasi sonuçlar, öyle bir fezlekenin kabul edilmesi, işte efendime söyleyeyim dokunulmazlığın kaldırılması gibi şeyler, tabii bütün siyaseti ve Türkiye'nin özellikle Tayyip Erdoğan'ın bütün ilişkilerini yerle bir eder ki öyle bir şeye herhalde cesaret etmeyecektir. Sayın Toker, siz ne diyorsunuz? Bir gülümsediniz, bir şeyler var diyeceğiz. Kendi ittifakını güçlendirmesine imkan yok. Her gün eriyor. Ortağı da eriyor, kendisi de eriyor. Bunu kendisi de farkında.
ayrılanlar AK Parti'den yeni partiler kurdular. İşte öyle bir rejime geçti ki %5'in bile hayati önemi var. 50+1 onun için hayati. Eğer kendi ittifakını güçlendiremiyorsa rakip ittifakı ben nasıl yıpratırım projesi 1-2 senedir. İstanbul seçimlerinden beri zaten bu böyle gidiyor. O ittifakın kendisine nelere mal olduğunu gördü. Seçimden önce Millet İttifakı'nı yıpratabildiği kadar yıpratmak, itibarsızlaştırabildiği kadar itibarsızlaştırmaya çalışacaktır. Buna azar azar İyi Parti ile başladılar. Meral Akşener'e yönelik ithamlar, ondan sonra İstanbul İl Başkanı'na yönelik. Sonra aylarca HDP ile gündemi sıcak tuttular ve Millet İttifakı'nı o şekilde itibarsızlaştırmaya çalıştılar. HDP işi bir kenara kondu şimdi. Şimdi sıra geldi CHP'ye. Ben Sedat Bey'in söylemlerinin hemen hemen hepsine katılıyorum. Fakat son Avrupa Birliği ziyareti sonrası Avrupa'nın tutumunu görünce içeride Erdoğan'ın bu girişimlerini dizginleyecek bir Avrupa görmüyorum. Yani insan hakları, hukuk devletine saygı maygı söylemde kalıyor, eyleme geçemiyor. Çünkü Avrupa'nın içinde de Türkiye benzeri rejimler çıkmaya başladı kendi üyeleri arasında. Yani benim de önüme Avrupalı gelse, ben de yani Erdoğan'ın yerinde olsam önce Polonya'ya bak, Macaristan'a bak dersem Avrupalı'nın söyleyecek lafı yok. Ama dış politikada kendi tabanına ve Türk toplumuna yedirebildiği için, medyayı da kontrol edebildiği, algıyı kontrol edebildiği için dışarıda sonsuz tavizler veriyor. Söylendiği gibi işte Doğu Akdeniz, mavi vatan, asla vazgeçmeyin, şuydu buydu derken o sondaj gemileri şimdi Akdeniz'de balık tutuyorlar Antalya Limanı'nda. Mavi vatan doktrinini oluşturan emekli amiral de 3-4 gün önce gözaltındaydı. İşte o da bir parçası. Yani bir hafta, 10 gün, 2 haftayı onunla geçiştiririz. Sonra arkasından bunu getiririz. Belki ondan sonra yine bir ara şey hatırlayın, İş Bankası hisselerinin hazineye devri falan. Bayağı oldu, tekrar gelir herhalde. Zaten darbe söylemi mesela her 6 ayda bir çıkıyor bir şeyden. İşte bak muhalefet bunu dedi, darbe ima etti falan. Bunların fakat işlemiyor artık. Yani anketlerde bir şey değiştirmiyor. Kendi partisi bile eleştiriyor bunları veya o konuya. Mesela geçen hafta kıyameti kopardılar darbe iması diyerekten bütün yandaş kanallar. Bu hafta tık yok. Çünkü onlar da pişman oldu. Belki de gün gelecek, abi biz buna bodoslama dalmayalım, bir hafta sonra madara oluyoruz toplumun gözü önünde diyen AK Parti yandaşları da çıkacaktır. Böyle bir şey çıkmaz da. Benim şöyle bir şeyim var. Şimdi bu muhalefette fazla oynamanın bir şeyi var. Yani görebildiğim kadarıyla, buna insan katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmem ama mesela İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in tavırları gerçekten Türkiye'de görebildiğim kadarıyla önemli bir prim yapıyor. Prim yapıyor, çok prim yapıyor. Şimdi 2002 seçimlerinde hiç kimsenin beklemediği gibi AK Parti mesela bir bakmışsın şey oldu. Hı hı. Yani özellikle AK Parti'den ayrılıp parti kuran Deva ve Gelecek Partisi eğer ciddi bir varlık oluşturamazlarsa, yani AK Parti'den alacakları oy anlamında, millet seçime giderken çünkü güçlü bir şey gözükebilir. Yani CHP'ye oy veremeyen büyük kitlenin önemli bir bölümü bu kez İYİ Parti'ye verelim deyip çok kimsenin beklemediği bir sonuç ortaya çıkabilir diye kalabiliriz. Böyle bir kanaatim var. Şimdi Güneydoğu seçmeninin eğer HDP kapatılırsa diyelim, sokulmazsa seçime, Güneydoğu seçmeninin nereye gideceğini ne Erdoğan belirleyebilir ne Kılıçdaroğlu. Meral Akşener'in Tavrı belirler, söylemleri belirler diye düşünüyorum. Bu da Erdoğan açısından büyük bir risk. Aslında CHP ile bu kadar uğraşmanın bir başka önemli nedeni İyi Parti tabanına sen bu adamlarla niye birliktesin mesajı verip, yani bunlar bana çırpınışlar gibi geliyor. Çaresizlik çırpınışları gibi geliyor. Şey, en güzel örneği
Para nerede pankartları? Geleceğiz ona. Yani geleceğiz ona, ama ona gelmeden önce... O da işte çırpınışın en güzel sembolik örneği olarak kalacak bu devirde. Ona gelmeden önce Sayın Mustafa Balbay'a, Ankara'ya bir kere daha döneceğiz. Bu kez Mustafa Balbay'a döneceğiz. O CHP kulislerini çok iyi biliyor ve bu son gelişmeler... Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu yanıt, Erdoğan'ın sürekli ya da Cumhur İttifakı'nın sürekli CHP lideri ve CHP üzerine oynaması, fezleke. Neler konuşuluyor? Bunlar bir yandan da hani şimdi değerli yorumcularımız söylüyor, bir sıkışmışlık, bir sıkışmışlıkta her tarafa saldırma ve sürekli gündem değiştirme hali. Bir erken seçiminde habercisi olabilir mi? Her hafta soracağım galiba ben bu soruyu. Tabii olabilir, çünkü Türkiye'de erken seçim, daha doğrusu erken seçimden de öte bir baskın seçim hep yakın geçmişte yaşandı zaten. Burada tabii sevgili Sedat Erdoğan'ın hani yöntemleri için deha sözcüğünü kullandı. Erdoğan'ın yöntemleri deha mı yoksa D ile başlayan başka bir sözcük mü? Onu ben hem izleyenlerin genel değerlendirmesine bir de tarihe bırakıyorum. İleride bu yöntemlerin elbette çok farklı ve toplumu şaşırtan, siyaseti alabora eden yöntemler, ama bunlar eğer siz kural ve kurum tanımıyorsanız zaten o attığınız her adım hani mutlaka bir taşı devirecektir, işte bütün dengeleri bozacaktır, sonra yeniden uğraşılacaktır. Genel anlamda biraz önce Sayın Toker'in söylediği gibi hani önceki hafta şununla uğraşıldı, geçen hafta bununla uğraşıldı. Hakikaten bu hafta neyle uğraşalım, kamuoyunu neyle meşgul edelim gibi çok belli bir ustalığı olan, yani kamuoyunu yönlendirme ustalığı olan bir çalışma olduğunu görüyoruz. Ancak şu anda AKP'nin kendi içinde yaptığı hazırlıklarda da, ki bu yanını takdir etmek gerekiyor, şöyle hem kamuoyu yoklamalarını ciddi yapıyorlar, bir de kendi içlerinde kamuoyuyla paylaşmasalar bile nerede olduklarına bir bakıyorlar, bir röntgen çekiyorlar. Hı hı. Ve orada benim örneğin bu hafta aldığım bilgi olarak söylüyorum, bunu bilgi olarak paylaşıyorum, gençliği kaybettiklerini kabul ediyorlar. Ve bununla ilgili psikologların ve siyaset bilimcilerin içinde olduğu yeni bir çalışma yapmaya karar vermişler. Gençliği kaybetme sıralaması nedenlerini de şöyle koymuşlar. Bir, üniversite sayısını arttırdık, bu bizim işimize yaramadı. Eğitim için bulunduğu şehri terk eden ya da ailesini terk eden gençler daha özgür davranmaya başladılar. Bunlar AKP kadrolarının yani kendi içinde yaptıkları değerlendirmeler. 3, siyasi tercihlerde kuşaklar arasındaki bağ kayboldu. Hakikaten bunun zaten dışarıda da bir yansımasını görüyoruz biz. Ve geçmişte AKP'ye de yakın çalışmış pek çok kamuoyu araştırma kurumunun, ki bazılarıyla da konuştum ben, verdiği bilgi şu. Diyorlar ki biz Türkiye'yi 8 araştırma bölgesine bölüyoruz. Bu bölgelerin hiçbirinde 18'de 29 yaş arasındaki seçmende AKP birinci değil, hiçbirinde. Yani bu da hakikaten hani artık hani geçmişteki gibi propaganda gücüne dayalı ve toplumu tümüyle hani seçmeni etkileyecek bir gücün kalmadığını gösteriyor. Ama bu yani AKP'nin erimesinin eşittir Millet İttifakı'nın gelmesi olmayı bileceğini de görmek gerekiyor. Çünkü Erdoğan'ın kural ve kurum tanımaz tutumu önümüzdeki dönem farklı kamuoyunun çok farklı şeyleri tartışabileceği bir noktaya getirebilir. Ama bunların da Evren Hanım, örneğin HDP'yi PKK'ya bağlama, HDP ile CHP arasında bağlantı var deme, devamında İYİ Parti'ye yüklenme gibi bir siyaset güttüler. Ne oldu? HDP'yi kapatma davası kendi kucaklarında kaldı. Bu bir iflastır aslında. Bu bir, hakikaten bir siyasetin çökmesidir. Ama şimdi bakıyoruz, madem bu çöktü, şimdi bütün taraflarıyla görüşme diye bir hava görüyorum ben Ankara'da. Yani İmralı, Kandil, Diyarbakır, Edirne,
Yani tümüyle Ankara, HDP, tümüyle bir diyalog var. Belki de hangisi işlerine gelirse onunla devam edecekler. Bu şimdi Türkiye'nin ne kadar lehine olur? Bunu bizim tartmamız zor. Ama AKP tamamen kendine dayalı bir siyasetle şimdi bunu yürütmeye çalışıyor. Örneğin MHP, işte Devlet Bahçeli artık bir meclisi kapatalım demediği kaldı. Ama HDP kapatma davasını MHP kongresinden bir gün önce açtılar. Ardından da iddianame iade edildi ve şimdi tık yok MHP'den. Şimdi bakıyoruz, bu sefer HDP ile AKP arasında diyalog başlamış. Burada hakikaten çok da mantık, siyasetin doğal akışı gibi bir şeyler kalkmış durumda ortadan. İşte bu gidişe karşı benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördüğüm soru kısmı, 128 milyar dolar kısmını ayrıca geleceğiz sanıyorum. Evet, tabii geleceğiz. Ama Kemal Bey de belki de bilgilerinin tümünü paylaşmadığı bir özgüven görüyorum ben. Kimi çevresiyle, partinin kimi örneğin İstanbul'dan gelen, İzmir'den, Ankara'nın örneğin değişik kesimlerinden gelen kadrolarıyla yaptığı görüşmelerde, tıpkı yerel seçimlerde işte hatta bu hafta o programcıyla tekrar buluştu Kemal Bey. Hani yerel seçimlerde büyük bir özgüvenle Adana'yı alacağız, Antalya'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Ankara'yı alacağız, İstanbul'u alacağız sözü çok tartışılmıştı ve büyük bir özgüven olarak değerlendirilmişti. Ama yerel seçimlerde büyük bir başarı vardı. Ben Kemal Bey'de buna benzer bir özgüven görüyorum son dönemde. Belki de hani kendi izlediği, biraz önce Sayın Ocaktan'ın altını çizdiği, hani yakın geçmişte iyi bir Millet İttifakı'nı oluşturabilmek ve yıl dönümü yaklaşmakta, 18 Nisan referandumunda bir hayır bileşenleri yaratmak önemli bir siyasi projeydi. Bunun devamı hakikaten Türkiye'de geri bir iktidarı getirebilir. Ama Erdoğan'ın yine bunu da bir bilgiye dayalı olarak söylüyorum, saraydan şöyle bir çalışma yaptırdığını da duyuyoruz. Putin 2036'ya kadar iktidarda kalmayı nasıl garanti etti? Evet. Etti gerçekten. Duma'da bunu nasıl ikna etti? Bunun yasal ve hukuksal altyapısını nasıl oturttu? Bu konuda çalışma yapıyorlar. Şimdi benzerleri Türkiye'de uygulamak ister mi? Olabilir. Özetle ben iki uç görüyorum. Hakikaten AKP'nin bütün toplumsal dayanakları çökmüş. Ürettiği bütün siyasetler duvara toslamış ama yılmamış, yenisini üretmiş. Bir krizden çıkmanın yolunu başka kriz üreterek bulmuş. O kriz Türkiye'yi kaosu sürüklediyse bir büyüğünü üreterek bulmuş ve böyle gidiyor. Ama öte yandan da ne yapıp edip daha kalıcı olmanın yollarını arıyor. Burada çare bence iktidara soru sormaktan çok, biraz sonra onu geleceğiz ayrıntılarına, güçlü bir seçenek üretmek. Seçenek, seçenek, seçenek. Bunu toplumun belleğine kazımak. Hani bizim ya da bir parti kadrolarının değil, toplumun belleğine bunun kazınmasını sağlamak gerekiyor. O olabilse çok daha hızlı bir çekilme olacak iktidardan. Ben onu görüyorum. Ama şu anda AKP'den çekilme, gerçekçi olalım, bir gri bölgeye çekilme. Evet. AKP'den İYİ Parti'ye değil, AKP'den CHP'ye değil, Deva Partisi ile Gelecek Partisi'ne de değil, bir gri bölgeye çekilme var. Onu kim alacak? Seçenekli güçlü olan alacak ya da ikna edip kendi tutan alacak. Şimdi bakmayın kararsızların şimdi çok büyük olduğuna. Seçime doğru o belli bir yere evrilecektir. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Tam da Sayın Sedat Bozkurt sözlerini başladı. Sonrasında dış politikaya kadar gitti, AKP iktidarının dış politikasına. Amerika Birleşik Devletleri gemi bildirimini çekmiş. Amerikan gemileri Boğaz'dan geçmedi. Biliyorsunuz Ukrayna'da yaşanan olaylar doğrultusunda iki gemi gönderecekti oraya Amerika Birleşik Devletleri ve işte Rusya'nın bu konuyla ilgili sert çıkışı vardı. Neler yaşanır, neler olur? Montrö'nün buradaki önemi ne, daha doğrusu bir kez daha öne çıktı tam da tartışılırken, önemi derken, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gemi bildirimini çektiği bilgisi var. Son dakika gelişmesi olarak Boğaz'dan geçirmediler gemileri. Sayın Bozkurt, Biden'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin sonucu olabilir bu, bir
Evet. Uzlaşı öncesi bir karar olabilir bu. Burada yine iki büyük devin, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın kendi plan programlarının, politikalarının her şeyden önce geldiğini mi görüyoruz? Bize bir yansıması olur mu bu durumun Sayın Bozkurt? Tabii yani biz bu Körfez'de, yani arkadaşların Arap Baharı dediği meselenin olduğu zamanlarda Amerika'nın tek kutuplu dünyadan, dünya modelinden sıkıldığını gördük. Ve nitekim kendisi için açılan alanda Rusya'da çok akıllı hamleler yaparak o eskinin hani soğuk savaş dönemlerini çağrıştıran yöntemleriyle Orta Doğu'da çok küçük bir modelde olsa bir iki kutuplu dünya denemesinin yapıldığını gördük biz de. Hı hı. Demek ki dünya buna ihtiyacı var dengelenmesi için. Kendisi ya da birileri istemiş de olabilir. Tabii dünyanın ekonomik politiğini çok fazla çözme olanağına sahip değiliz. Ama şunu gördük, yani Körfez, Orta Doğu'da yaşananların tamamının bir ekonomik karşılığı olduğunu gördük. Evet. Yani 2008-2009'daki o durgunluğu işte Alman buzdolabı satarak, kendi vatandaşına araba satarak aşamazdı. Nitekim 164 dolara varilini petrol sattırarak orada bir sermaye biriktirdi. Karşılığında da işte Trump gibi bir pazarlamacı arkadaş giderek oralara silahlarını sattı. Böylece Amerika Trump döneminde iyi bir gelir elde etti. Yani tekerini döndürdü. Niyeti de buydu zaten. Hı hı. Ama çift kutuplu dünya modeline geçerken herkesin ıskaladığı bir kutup daha var. Çin. Orada da müthiş bir özgüven patlaması var. Nitekim Ankara'daki büyükelçisinin yaptığı, bizzat görev yaptığı ülkedeki ana muhalefet partisi liderlerini de hedef alarak kullandığı dili göz önünde bulundurduğunuz zaman Çin artık, ben de varım küçük örnekler üzerinden olsa da söylüyor. Hani Amerika ile Çin bir ekonomi üzerinden kendileriyle bir savaşıyormuş gibi yaptılar ama sonuçta birbirlerine muhtaçlar. Yani Çin'in elinde bir sürü Amerikan parası var. İşte onları başka bir parayla değiştirdiği zaman bir anda piyasada döviz bollanacak. Bunlar ekonomi bilimine giriyor zaten. Evet. Kolay kolay birbirlerinden vazgeçemeyecekler. Yani birbirlerini bir anlamda dengeleyen bir ekonomiye sahipler ama yani Amerika Trump döneminde Çin'e karşı ekonomik alanda biraz üstünlük kazandığını söylemek mümkün. En azından orada üretim yapan Amerikan firmalarını Hindistan'a, Vietnam'a ya da işte belki Amerika'ya kaydırdı. Bu önemliydi ama bu dönemde de Çin kendi artı değerini kendisine sermaye yaparak dünyanın muhtelif yerlerinde yatırım yaptı. Müthiş bir sermaye biriktirdi. Kendi ülkesinde de yatırımları yaptı. Artık Çin markaları var piyasada. Ve işte Amerika'yla ya da Avrupa'nın muhtelif markalarıyla yarışıyorlar ekonomik anlamda. Bunlara bakmak lazım. Bir iki kutuplu dünyaya bundan sonra alışacağız. Yani ben bu pandemi döneminde Amerika'nın da Rusya'nın da böyle bir köprü üzerindeki iki keçi gibi vuruşacakları ya da perde arkasında kalarak birilerinin üzerinden bir güç mücadelesine gireceklerine çok fazla ihtimal vermiyorum. Bunu işte Suriye modelinde de epeyce uyguladılar. Bu dönem pandemi, çünkü hani bazı devletler düşman ya da kriz üretirler, buna ihtiyaçları vardır. Hı hı. Kendi ülkeleri de yönetebilmek için ya da sermayelerini arttırabilmek için, ama bu dönem öyle bir dönem değil gibi geliyor. Biden da çok hani çok böyle şahinleşme eğiliminde bir başkan olmayacak gibi bir şey var. Çünkü artık Amerika eski statüsüne dönüyor. Amerika'da eskiden başkanlar 657 tabi memurlar gibiydi. Sistem tıkır tıkır işlerdi. Evet. Onlar da orada başkanlık yaparlardı. Trump birazcık zorladı ama işte onların sistem olduğu için sistemi bozamadılar. Direnç odaklarıyla karşılaştı. En sonunda sistem onu tasfiye etti. Yani Türkiye'de de aynısı yapıldı ama sistem allak bullak oldu gördüğünüz gibi. Doğru. O yüzden peki, yani, o zaman buyurun. Yani o yüzden Amerika'nın boğazlara bir hani gemi çıkarma niyetini ortaya koyması, bunların hepsi satranç hamleleri. Yani belki geri çekerek Türkiye'yi rahatlatmak istedi. Çünkü Türkiye'ye jeopolitik olarak Amerika'nın ihtiyacı var. Bir anda delek düşüne basamaz. Şimdi örneğin 24 Nisan'da Ermeni meselesiyle ilgili ne yapacağını tartışıyorlar Amerikalılar. Oysa hani kızdılarsa Türkiye'ye çok rahat bir şekilde hemen adını koyarak bir açıklama yapabilirler. Ama bunu da ölçüyorlar, biçiyorlar. Diplomatik attıkları bir hamle, yani attıkları taş, ürküttükleri kurbaya değer mi? Böyle bir düzen var. Yani onları görmek lazım. Peki. Hani bu Türkiye'yi ne kadar etkileyecek çok
etkileyecek işte. Yani siz örneğin Karadeniz üzerinden, Montreux üzerinden cümleler kurdunuz, hoşunuza evet. giden cümleler kurdunuz ama Karadeniz'de hem Amerika'yı hem Rusya'yı hoşnut edemezsiniz. Yok böyle bir dünya. Zaten gelinen nokta da aynı uyarı şekilde. Yapmıştı zaten Rusya bu konuyla ilgili. Tabii yaptı. Hemencecik yaptı hem de. Yani hayır sizin Kanal İstanbul meselesinde de yaptı. Yani Rusya'nın uyarılarını ciddiye almak lazım. Çünkü hani uyarılarını ciddiye almadığınız zaman neler olabileceğini hani bugüne kadar domates üzerinden gösteriyordu ya da bugün olduğu gibi turistler üzerinden gösteriyordu. Durup siz durmadan yani Rusya'yla ya da özel olarak Putin'le ilişkilerinizi iyileştirmek için yılda birkaç kere S-400 satın alıp 2,5 milyar dolar rüşvet veremezsiniz. Yani buna sizin ülkeniz de yetmez. Evet. Biraz önce Balbay hani Putin'in nasıl görev süresini uzatacağını söyledim. Şimdi her ülke yönetmenin bir maliyeti vardır. Yani Rusya'nın işte doğalgazı var, petrolü var, satıyor, 3-5 kuruş para kazanıyor oradan, o ülkeyi yönetiyor. Sizde de düne kadar kendinize ait olmayan paralar vardı, yurt dışından giren krediler ya da işte bu ülkedeki bir takım varlıkları paraya dönüştürerek piyasada para dönmesini sağladınız. Yani ülkenin, Türkiye'nin yönetim maliyetini karşıladınız ama bitti. Yani Türkmenistan değilsiniz siz. Yani doğalgazınızı satıp vatandaşınıza bedava elektrik verin, su verin ve bunun üzerinden de o ülkeyi kafanıza göre yönetin. Nitekim ülkenin yönetilemediği orada çıkıyor. Yani ne yaparsa yapsın, elindeki devlet gücünü, ekonomik gücünü kullansa bile işte evet, hayır referandumunda gördüğünüz bir blok vardı, hayır bloğu. Muhtelif kimliklerdeki insanlar, hatta mevcut anayasal düzenle derdi olan, eline olanak gelse bu anayasal düzeni değiştirmek için çalışacak İslamcısı, Kürdü, komünisti bu anayasaya gelecek daha kötü diye sahip çıktı. Orada bile nitelikli birlikterlik var ve onu bozamıyor. Tam tersi, orası büyüyor, kendi kitlesi küçülüyor. Sürem çok uzun değilse bir de HDP Sayın Cem Toker bir şey söyledi. 30 saniyelik reklamımız var. Tamam. Sonra dönelim size Sayın Bozkurt. Kısacık bir ara, 30 saniye, dönüşte yine birlikte olacağız. Sayın Sedat Bozkurt, Sayın Mehmet Ocak'tan Sayın Mustafa Balbay ve Sayın Cem Toker'le beraberliğimiz sürüyor Türkiye'nin Geleceği programında. 30 saniye önce Sayın Bozkurt HDP ile ilgili bir şey söyleyeceğim demişti yanılmıyorsam. Oradan evet. devam edelim. Ben sonra bir kez daha Sayın Balbay'a dönüp sonra diğer konuklarımıza bakacağız. Tabii buyurun. Yani bu hani HDP'nin kapatılması üzerinden böyle bir siyasi okumalar yapıldı. Yani AK Parti'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin ben bir siyasi matriksi olduğunu düşünüyorum. Yani birkaç tane hedefi var orada. Bir taraftan işte küçük ortağının siyaset yapacağı bir alan yaratmak istiyor ona. İkincisi HDP'yi kriminalize ederek işte CHP ile de eşitleyerek Millet İttifakı'nın bileşenlerini rahatsız etmiyor. Bir tanesi de kendisine daha önce oy veren muhafazakar Kürt seçmenin kriminalize olmuş bir HDP'den uzaklaşarak tekrar kendisine geleceğini hesaplıyordu. Ama biraz önce de söylemiştim, bir o siyaset okuması olan birisi Recep Tayyip Erdoğan, Kürt seçmeni şöyle görmemek lazım. Hani bunları konteynerlara doldurup parti parti dolaştırabiliriz değil. Yani gerçekten Türkiye'de belki son dönemin en bilinçli seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Hı hı. Bağımsız aday oldukları zaman, yani baraj meselesi nedeniyle baraja takılacaklarını varsayarak bağımsız aday oldukları zaman Diyarbakır'dan iplerle oy pusulasının boyunu hesaplayıp nereye oy vereceğini belirleyerek 6-7 tane bağımsız oy çıkarma yeteneği organizasyonu olan bir siyasi bilinçten söz ediyoruz burada. Yani bu HDP örneğin HDP'nin rakibi olan siyasi yapılar bile seçimle iş başına gelmiş belediye başkanı görevden alınıp kayyım atandığı zaman rahatsız oluyorlar sadece o etnik kimlikleri nedeniyle. Yani müthiş politize olmuş bir Kürt seçmen var ve bunlar sadece o bölgede değiller. İşte İstanbul'da, Ankara'da yerel seçimlerin kaderini tayin eden bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Ve kurumsal olarak da bilinçli hareket ediyorlar. Millet İttifakı'na bulaşmadan ama Millet İttifakı'nın yörüngesinde bir yerlerde kendilerini muhafaza ediyorlar. Hem de üçüncü bir ittifak olarak muhafaza ediyorlar. Yani HDP dediğinizin içinde de muhtelif sol partiler, kendini sosyalist, komünist olarak tarif eden partiler var ve onlar da parlamentoya birlikte geldiler zaten. Yani üçüncü bir ittifak olarak HDP, Millet İttifakı'nı da rahatsız etmeyecek şekilde yörüngesinde muhafaza ediyor. Yani oradaki HDP üzerine yapılacak herhangi bir hamlenin AK Parti'nin hanesine bir puan olarak yazılamayacağını en iyi AK Partililer bilir. Nitekim MHP ile ittifakın en rahatsız edici noktası, AK Parti içindeki tartışma meselesi de bu zaten. Yani orada da
müthiş çok güllük gülistanlık bir ortam yok. Çünkü MHP'yi AK Parti'nin daha ne kadar taşıyabileceğine ilişkin bir tartışma yapılıyor bugün AK Parti'nin içinde. Peki. AK Parti'nin üst düzey 3 yöneticisinin MHP'li ittifaktan çok hoşnut olmadığını herkes biliyor. O zaman burada AKP ve MHP'den bahsediyoruz. Hemen Mehmet Ocak'tan'a dönmek isterim. Siz bilirsiniz bu birbiriyle beraber yolda yürümeye çalışma gayretleri, hamleleri daha ne kadar sürebilir? Yoksa yani sürecek diye beklemeyin, zaten devam edecek mi dersiniz? Şimdi zaten devam ediyor. Devam etmek zorunda AK Parti açısından. Sayın Erdoğan ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek başına, üstelik ittifak vardı karşısında, %52 ile Cumhurbaşkanı seçildi. Sonrasında %52 ittifak kurarak MHP ile birlikte olduğu halde zor buldu. Yani dolayısıyla giderek MHP'nin aslında AK Parti için bir yük olduğunu AK Parti tabanı da biliyor, tepesi de biliyor. Ama başka bir alternatifi yok. Yani şu ana kadar MHP ile birlikte yürümek zorunda. Çünkü MHP'nin varlığı aynı zamanda AK Parti tabanında da bir nasıl diyeyim, bir ulusalcı, daha milliyetçi bir taban da oluşturmaya başladı. Yani bunun sonuçları ilk ben ittifaklı seçimde 24 Haziran seçimlerinde hep şunu demiştim. AK Parti sonuçta MHP eski işte MHP'liler, eski Doğru Yol, ANAP seçmenleri AK Parti'ye oy verdiler. Dolayısıyla evet, AK Parti'yi büyüten yapı aynı zamanda o kanallarla büyüdü. Evet. Şimdi eğer bir başka alternatif oluşamazsa AK Parti'de var olan bu insanların büyük bir bölümü şimdi AK Parti'den rahatsız. Onların gideceği yer, eğer güçlü bir alternatif oluşamazsa muhalefette, zaten derler ki Sayın Bahçeli bu planı yaparken buradaki AK Parti'deki memnuniyetsizler aynı kutu içinde yer alacağız. Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz ama oylar bize gelecek. Yani oradaki memnuniyetsizler başka bir yere değil, bize gelecek diye bir gazeteci arkadaşın kendisiyle yaptığı bir görüşmeyi aktarmıştı. Dolayısıyla sonuçlar öyle oldu. Neredeyse büyük bir bölümünü, %7-8 oyunu İyi Parti almış olmasına rağmen yine de AK Parti, işte o oyları AK Parti'den aldı. Evet. Dolayısıyla AK Parti eğer alternatif olmazsa giderek AK Parti'nin eriyerek MHP'li, zaten MHP'lileşiyor AK Parti genel varlık olarak. Ben en son bir AK Parti il kongresine gittiğimde Bursa'da, yani dedim ki MHP kongresine mi geldim yoksa AK Parti kongresi mi? Şimdi öyle bir yapı var. Bu AK Parti'nin esas tabanını rahatsız eden bir yapı. Ama Sayın Erdoğan aynı zamanda da belli bir kitleyi eğitti. Yani onları artık başka bir yere gidemeyecek gibi, işte bu 25 midir nedir, bir kesim var. Ha. Yani her yapılan şeyden mutlaka bir keramet arama durumuna düşen bir kesim var. Ama bu işlerin Sayın Erdoğan da çok iyi görüyor olmalı ki, çünkü siyasi okumaları bu konuda son derece iyidir. Bu yapıyla seçime gidildiği takdirde asla Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini görüyor olabilir. Ama hala bir umut, işte şunları yaparım. 2036'ya kadar var olmak için Rusya'daki bir, gibi Putin gibi mi olur, yoksa zamanında bir mı çaba olur? Duydunuz mu siz de? Bunlar tabii elbette böyle bir hayal her zaman vardır ama fakat önce bir 2023'ü atlatıp ondan sonrasına bakacaktır. 2023 öyle çok kolay değil AK Parti açısından. Demin söyledim, yani belki çok fazla şey olmayabilir ama bir İyi Parti gerçeği var ve o bütün hesapları, dengeleri alt üst edebilir. O yüzden muhtemelen belki Deva ve Gelecek Partisi anlamında, hani Deva Ali Babacan'ın toplumda bir karşılığı var. Ancak siyaset üretmede bir sıkıntıları var. Yani toplumla buluşma noktasında Sayın Meral Akşener bu konuda çok şey, yani esnafa gidiyor, konuşmalarını dinleyin grup konuşmalarında. Yapı olarak da böyle baskın bir... Şimdi tabii siyaset sonuç itibariyle sokakta yapılıyor. Eğer sokakta toplumla buluşabiliyorsanız, söylemlerinizle bir söylemlerinizi topluma geçirebiliyorsanız onun bir karşılığı oluyor. O yüzden AK Parti için elbette hiç kolay olmayacaktır.
ama MHP ile ilgili yapabileceği bir şey de yok. Yani şu anda mahkum durumda, hatta herkes zaman zaman yapılan yorumlarda aslında işin kaptan köşkünde MHP oturuyor. Evet. İşte Sayın Bahçeli ne derse o oluyor. Şimdi mesela HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın hep o kadar konuştuk. Bir gün öncesine böyle alelacele kongre öncesinde bir hediye onu gibi memnun etmek, gönlünü hoş etmek üzere gelmiş bir iddianamedir. Nitekim zaten ciddi bir hazırlık yapılmadığı için Anayasa Mahkemesi'ne geri edildi. Gönderdi. Evet. İade etti. Evet. Bir sonraki bölüme sizinle başlayacağız Sayın Cem Toker. Şimdi ara vaktimiz geldi galiba, değil mi? Herhalde Balbay'da yer vereceksin. vereceğim. Size de söz vereceğim ama kısa bir aradan sonra. Çok kısacık tamam. Bir ara, ondan sonra yeniden beraber olacağız. Türkiye'nin Geleceği programı devam ediyor. Sayın Sedat Bozkurt, Sayın Mehmet Ocak'tan, Sayın Mustafa Balbay ve Sayın Cem Toker'le birlikteliğimizde. Hemen sözü Sayın Cem Toker'e vermek istiyorum. En son orada kalmıştık. Ekleyecekleriniz nelerdir bu söylenenlere, Ankara'da olanlarla ilgili AKP, MHP, CHP liderinin kendine duyduğu özgüven? Şimdi tabii yerel seçim başarısından sonra özgüven mutlaka artmıştır. Ama yerel seçimdeki başarından daha önemli başarı ittifakı bir arada tutmak. Yani Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e bence tarihi bir görev düşüyor. Uzlaşarak biraz o taviz verecek, biraz o taviz verecek. Her ikisinin de Cumhurbaşkanlığı adaylığı iyi bir şeydir. Çünkü mutlaka CHP içinde İYİ Parti'ye oy vermeyecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsediyorum. İYİ Parti içinde asla CHP'ye oy vermeyeceğim diyen insanlar olabilir. Ama ikinci tura kalması çok önemli Cumhurbaşkanlığı seçiminin. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını ben olumlu buluyorum aday olabileceğine dair. Çatı adayı olacağım da demiyor. Çatı adayı zaten ben olumlu bakmam benim bakış açıma göre. Ben ne zaman CHP'yi eleştirsem şu açıdan eleştiriyordum. Gündem belirleyemiyor. Muhalefet gündem belirleyemiyor. Daima dikkat edin gündemi iktidar belirliyor, muhalefet onun peşinden koşuyor. Ama bir 128 milyar durumu var şimdi. İşte şimdi oraya bağlayacağım. Onun için tebrik ediyorum CHP'yi. Bu hafta gündemi CHP belirledi. Umarım peşini bırakmazlar, arkasını getirirler ve öyle bir yerden tutturdu ki ben hep söylerim yani iktidar muhalefete inanılmaz malzeme veriyor. Yolsuzluklarla, anayasa ihlalleriyle, hak ihlalleriyle, dış politikada bile. Mesela ben demin de dedim, bu Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerden çıkan sonuç bence bir fiyasko. Hiçbir şey almadık. Belki birkaç milyar daha Suriyelilere Türkiye'de bakmak için. Burası Avrupa'nın mülteci kampı olmayı kabul ettik. Para karşılığını, onun dışında gemilerimizi çektik. Gümrük Birliği yenileşmesinde bir karar yok. Vizeyle ilgili bir hiç tek kelime yok. Başlıkların yeniden açılması, üyeliğe yönelik asla tek bir nokta yok. O çerçeveden baktığım zaman yani iktidar çok malzeme veriyor muhalefete. Bu 128 milyarda düştük, iktidarın düştüğü duruma bakmanız yeterli. Ne kadar ne anlama geliyor tomalarla, özel harekatla falan geliyor. İndirilmesi o. Türkiye bir parti devletidir. Çünkü hukuk devleti olsa savcının dediği olur. Burada suç yok der, polis de ona dokunamaz. Ama parti devleti ise polis kime bağlı? İçişleri Bakanı'na bağlı. İçişleri Bakanı kime bağlı? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'na bağlı. Onun için burada yani açık açık parti devleti olduğu ortada. Bugünkü söylemlerle Cumhurbaşkanı'nın anayasayı yok saydığı ortada. Yanılmıyorsam 26. madde ifade özgürlüğüne yönelik. Evet. Yani bu malzemeleri bence şey kullanırsa, hem İYİ Parti de kullanıyor ama Kılıçdaroğlu da kullanırsa Millet İttifakı daha çok şey olabilir, güçlenir. Son bir şey daha söyleyeyim. Putin gibi 83 yaşına kadar 2036'ya
Çok kolay yaptı onu. Buradan AK Partililer de dinliyor mudur bilmiyorum. 200 maddelik bir anayasa referandumunu önce kendi partilerinin çoğunlukta olduğu meclise onaylattı. O 200 maddenin içine çok güzel maddeler koydu, popülist maddeler koydu. Hı. Sosyal güvenlikle ilgili. Fakat şey mesela muhafazakar Ruslara hitap eden anayasaya eşcinsel evliliği anayasa ihlali olarak anayasaya dayanarak yasakladı o referandumla. Ruslar da o 200 maddenin neyine oy verdiklerini bilmeden gittiler. Öyle bizim aynen 12 Eylül 2010 referandumundaki gibi 26 şekerleme maddenin içine saklanan birkaç zehirli maddeyle onlar da bedelini ödeyecekler. O çerçevede 2024'te kendi süresi doluyor ve yeniden aday olamazken 2 çarpı 6 sene 12 sene daha aday olmasının önünü açtı. Bu da işte 24-12 2036'ya kadar. Yani çok fazla araştırmasınlar. Putin'in yolu bu diyorsunuz. Tabii. Yani orayı araştırırsa bulur işte. Zaten biliyorlar canım. Onu öğrendiler şeyden, FETÖ'den. 2010 referandumunda nasıl yutturacaklarını dedi. Hı-hı. Hap şeklinde vereceğiz millete diye. Halbuki Venedik Komisyonu Doğu Avrupa'nın demokratikleşmesini, demokratik düzene geçmesini sağlayan Avrupa Birliği'ne bağlı komisyon, alakasız maddeler tek bir referandum metninde oylamaya sunulamaz demesine rağmen, hı hı, hem Türkiye'de hem Rusya'da bu yapıldı. Duma denilen meclisin yetkilerini arttırır gibi görünüyor. Yani bu da bir şeydir, tuzaktır. Türk milleti iyi dinlesin, dikkat etsin buna. Bugün de Türkiye'de meclis karar verir, nerede yazıyorsa, hangi metinde yazıyorsa bu rejimde onun üstünü çizip Erdoğan karar verir diyebilirsiniz. Çünkü meclisi Erdoğan oluşturuyor. Yani iktidar partisinin milletvekillerini, hı hı, ben genel başkan olarak belirliyorsam bu adamlar benim sözümden çıkmaz. Aynı şeyi Putin yaptı. Pek çok yerde Duma'ya yetki veriyorum. Yargıçların, efendim emniyet müdürlerinin belirlenmesi, atanması falan filan. O da işte bak meclise gitti. Milli irade adına meclis karar verecek. Ben onaylayacağım. O da bir tek adam yönetimlerinin retoriğidir. Şimdi yani, 128 milyar dolar nerede sorusunun aramak suç olduğu gibi şu anda ülkede. Daha önce işte amirallerin yazmış olduğu açıklama suç oldu. Anayasal kurallar içinde protesto gösterileri yapmak suç oldu. Ve bugün Erdoğan, az önce siz de ifade ettiniz, özellikle amiraller üzerinde. Şu anda Cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz diye sordu. Başkomutan da ilan etti kendini. Anayasa bundan sonra ya da ne zamandan beri bilmiyorum, hangisini tercih ederseniz soru kalabalığı olarak. Bundan sonra mı olmayacak, ne zamandan beri yok mu? Ne zamandan beri yoku söyleyeyim size. Çok uzun zamandan beri yok ama mesela biz 2010 referandumuna bile anayasa ihlaliyle gittik. 2017 referandumunu anayasa ihlaliyle yaptık. Şöyle söyleyeyim, 2017 referandumunu fiili duruma hukuki kılıf, yani fiili durumum benim, yaptıklarım, hı hı, anayasaya aykırı, anayasayı bana göre ayarlayın da hukuki olsun. Benim yaptıklarımı kitabına uydurun. Kendi söylemleri, benim söylemim değil. Fiili duruma hukuki kılıf bulmak için yapıldı. Demek ki ondan önce de anayasanın adı var, sanı yok zaten bu rejimde. Bir şey daha şey yaptı. Hani bekler mi? Galiba Mehmet Bey söyledi. 2023 seçimini atlatsın da ondan sonra önünü açmayı düşünebilir konusunda, ben 2023 seçimini de riske atmayıp ondan önce yeni anayasa, milletimiz istiyor ya, evet, bu anayasa bize dar geliyor, darbe anayasası olduğu için yeni bir sivil anayasanın içinde 2036-2046 Allah ömür ne verdiyse ölene dek başkan formülleri mutlaka halkın önüne koyulmaya çalışılacaktır. Sayın Ocak'tan, 128 milyar dolar nerede sizce? Şimdi tabii 128 milyar dolar aslında AK Parti'nin bütün ayarlarını bozdu. Yani biliyorsun Nurettin Canikli bir
itiraf gibi açıklamalar yaptı. Yani dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın galiba bir değerlendirmesi vardı. O 128 milyar devletin kasasında, bunlar bir yere gitmedi filan diyor. O dedi ki hayır, 128 milyar Merkez Bankası'nda değil kardeşim diyor Nurettin Canikli. Diyor ki bunun işte 36 milyarla altın ithal edildi diyor. Efendim mesela 75 milyar Türkiye'deki bankalarda diyor. 43 milyarla özel sektör borç ödedi diyor. 12 milyar doları yabancı alıp çıktı. Yani bir bakıma 128 milyar dolar devletin kasasında değil ve yabancı alıp çıktı derken de kardeşim bu ülkeye ne içeride ne dışarıda kimse bu ülkeye güvenmiyor. Muhalefet de zaten bunu diyordu. Yani bu konularda, yani bizzat AK Parti'nin genel başkan yardımcısı böyle bu açıklama çabasıyla bir bakıma açığa düştü ve itirafta bulundu. Evet kardeşim, paralar orada değil. Şimdi tabii bu 128 milyar dolarla ilgili afişlere yasaklama getirilmesi, sökülmesi, bir de bunların Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamı içinde alınmasının hiçbir hukuki dayanağı yok. Fakat benim esas anlamadığım şu: neden AK Parti böyle bir şey yapar? Neden? Çünkü toplum çok açık bir şekilde, sokaktaki insan da 128 milyar dolar kardeşim nerede diyor. Şimdi bu milletin, şimdi bunu yaparak, bu afişleri de toplatarak bizzat milletin zihnine çakıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet, bu 128 milyar dolar bizim için önemli. Bunun da hesabını şu ana kadar vermedik. Yani meseleyi daha çok konuşup, normalde iktidar, hele hele Sayın Erdoğan böyle bir şeyi asla yapmaz. Bilmeyen de öğrendi bu yani, sayede. Hani bilmeyenler de varsa, evet kardeşim işte bu 128 milyarın nerede olduğunu meçhul. Seçmenimin kafasında soru işareti yaratıyorsun bu pankartlarla. Tabii daha fazla. Bana karşı. Zaten toplum bu konuda sorular soruyordu. Şimdi bunu daha böyle milletin zihnine çaka çaka diyorsun ki evet, bu soru işaretleri daha da soru işaretleri bizzat çoğaltıyorsun yani. İşin, bence bu işin içinden işte nasıl çıkarlar bilemiyorum ama AK Parti'nin esas kaybettiği şey şu. Yani ben her zaman ilk dönemde AK Parti'nin özellikle demokratikleşme ve hukuk reformları konusunda önemli şeyler yaptığı kanaatindeyim. Fakat sonra bu işlerden vazgeçip, hayır ben niyet okuyamam, o zaman gerçek niyeti şimdiki gibi miydi? Ama sonuçta söylemlerine ve eylemlerine bakarım. O dönem için önemli başlıklarda da önemli bir takım mesafe almıştı Türkiye. Şimdi bütün o istikametten vazgeçerek başka bir istikamete yöneldi AK Parti. Yaptığı şeyler de artık bir ortak akılla, tartışmayla, parti içinde bile tartışarak alınmış kararlar olmadığı için hiçbirinin ömrü birkaç gün sürmüyor. Ve normal eski AK Parti, ben yeni AK Parti diyorum, eski AK Parti bu tür hataları yapmazdı. Ama şimdi yeni AK Parti için hiçbir önemi yok. Çünkü belli bir kesime nasılsa diyor ki ben vatan millet meseleleriyle bu işi, onları motive ederim. Ama toplumun büyük kesimi bununla ilgili soru işaretleri her zaman çoğalarak devam ediyor. Onu da bir hata yaptı aslında burada diyorsunuz AKP yani. Çok büyük bir hata yaptı. Çok özür dilerim. CHP iyi yerden gitti. Halkın, yani uzatmadan konuyu, tekniğine inme. Aslında sorulan soru 128 milyar dolar nerede değil. 128 milyar doları kimlere, kaç paradan, hangi kararla sattın? Hani Merkez Bankası kararıyla mı? Hangi tarihlerde ihale açtın mı, açmadın mı? Açtıysan kimle teklif verdin? Niye açmadın, açmadıysan? Onların hiç detayına girmeden 3 kelime. 128 milyar nerede? Dolar evet. Nerede? Çok akılda yani kalıcı. Yani bu umarım gündemde kalır. Yani yarın mutlaka gündemi değiştirmeye çalışacak. Başlıyor da işte bak, fezlekelerle meclise geldi falan. Yok. Bu devam ederse bu mükemmel bir fırsat şimdi işte. Su kafada soru işareti yaratmak için. Sayın Balbay, bu 128 milyar nerede stratejisini CHP ısrarla sürdürecek mi? Şimdi sürdürecek zaten, sadece Ankara'da değil, bu mücadeleyi Anadolu'ya da yaymış durumda. Bugün Anadolu'nun pek çok yerinde, Kastamonu'dan Adana'ya, İzmir'den İstanbul'a,
Ankara'ya pek çok yerde, yani ilçe başkanlıkları, il başkanlıklarında bu pankartlar şu saatlerde tekrar asılmakta. Gerçekten ekonominin, ülke yönetiminin nereye gittiğini gösteren çok kısa bir soru aslında bu. 128 milyar dolar nerede? Özünde bütçe biliyorsunuz siyasal bir metindir. Çünkü siz toplumdan aldığınız parayı, bu ülkenin kazanımlarını nereye harcayacağınıza karar verirken siyasal bir adımda atmış olursunuz. Bilime mi, üretime mi, tarıma mı, yandaşa mı, parti etrafına mı? Yani bunlar siyasal bir karar aynı zamanda. Ve şu anda bunun fotoğrafını yaşamaktayız. Burada sadece son iki gün içinde olana baktığımızda Hamza Dağ çıktı. Dedi ki kasada havaya uçmadı ya dedi. Ertesi gün Canikli çıktı. Tam 20 madde saydı. 20 tweet attı. 15. ve 16.larda tek tek rakam veriyor. Ben o rakamları topladım. 166 milyar dolar yapıyor. Aranandan aslında fazlası var içine yani. Girdikçe, evet, içine girdikçe bocalıyorlar ve batıyorlar. Ve kendi kabul ettikleri rakama baktığımızda 55 milyar dolar yurt dışında. Kendi kabul ettikleri rakam. Hı hı. 55 milyar dolar yurt dışında. Altınla vesaire. Şimdi o zaman 128 de 166 mı? Peki kasada diyordunuz, demek ki kasada değilmiş. Sonra bu açıklamayı yapanlara bakıyoruz. Nurettin Canikli kim? AKP Genel Başkan Yardımcısı. Evet. Hamza Dağ kim? AKP Genel Başkan Yardımcısı. Siz Merkez Bankası'ndan sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı mısınız? Ekonomi size mi bağlı? Tek devlet olduğunu, tek parti devlet olduğunuzu ayrıca mı kabul ediyorsunuz? Yani neresinden baksanız dökülen bir durum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bunu gündeme getirmekle ve gündeme yerleştirmekle iyi bir siyasi strateji izledi. Ama burada bırakamaz. Soru yetmez. Örneğin şu anda Ankara'da farklı kesimlerde dolaşan rakam, bu 128 milyar doların piyasa, hani genel piyasadan %20-25 daha ucuza satıldığı. Ben kimi güvendiğim kaynaklara sordum, Merkez Bankası'na görev yapmış olanlara sordum. Zaten onlar bu işin devamı gangsterliğe girer diyorlar kimileri. Kimileri de bu Merkez Bankası'nın kayıtlarında mutlaka bu var. Naci Ağbal hani açıklamak anlamında değil, sadece kayıtları görmek istediği için başı derde girdi diyen var. Yani kendi içlerinde de tam açıklayamadıkları bir durumla karşı karşıyayız. Ve buradan biz bu gerçekten yola çıkarak bütçenin nereye gittiğini, örtülü ödenek, bak örtülü ödenek diyor ama geçmişte anımsayın, Selçuk Parsa'dan olay var. Tansu Çiller 5000 lira. Evet. Evren Hanım 5000 lira. Yani bugünkü parayla bir sıfır koyun 50 bin lira olsun. Bir sıfır da ben koyayım 500 bin lira olsun. O para nedeniyle örtülü ödenekten verilen para nedeniyle ne kadar tartışıldı. O her yıl milyar lirayı bulan örtülü ödenek nereye gittiği de hesap verilmesi gereken bir konudur. O nedenle hani buradan başlamışken bunun devamını CHP, yani halkın malını halkın parasını nereye harcadın bir soru, ama sen bunu çarçur ettin deyip gerçeklere ulaşmak bir başka, bir adım ötesidir bunun. Tabi bunun siyasete yansıması şöyle olacaktır. Şimdi bir defa Aziz Nesin'in hazinedeki paslı teneke diye bir öyküsü vardır. Bizi dinleyenler üşenmesinler, ona baksınlar, ona benziyor olay. Hazineyi önce padişah bir bakıyor ne var diye, bakıyor zümrüt, alıyor yerine altın koyuyor. Sadrazam gidiyor ne var diye, bakıyor altın, alıyor yerine gümüş koyuyor. Vezir gidiyor ne var diye, gümüşü alıyor yerine bakır koyuyor. Başkadı gidiyor ne var diye, bakır alıyor teneke koyuyor. Yani bu iş biraz hakikaten herkes kendi payına göre de bir şey mi aldı sorusunu en azından bizde doğuruyor zaten. Evet. Ama işin gerçeği bunun devlete karşı bir planlamayla
böyle bir noktaya gelindiğini, devlete karşı bir planlamayla böyle noktaya gelindiğini görüyoruz. Şimdi biraz önceki konuşmalar sırasında Evren Hanım, ben de çok kısa kısa notlar tuttum. Çok buyurun. Kısa onları da paylaşmak istiyorum. Buyurun. Bir defa 128 milyar dolar olayı bu. Bir, burada bırakılmamalı. İki, soru güzeldir ama soruda bırakılmamalı. Hı hı. Bunun arkası getirilmeli. Tabii ki bunun siyasal yansıması da eğer halkın maddi durumu iyi olsa, genel olarak ekonomide çarklar dönse, belki de toplum bu soruya çok fazla karşılık vermeyebilir. Ama halk şu anda metele kurşun atıyor. Halk fakirleşiyor, devlet zenginleşiyor. Bunları soruyor artık insanlar. Bunun bir devamı olacak, bunun bir karşılığı olacak. Bunun bir hesabı verilmesi gerekecek. Siyasetteki yelpazede de işte Erdoğan, AKP, bunların konuşulmaması için muhalefeti kendi sorunlarıyla ya da cevap vermesi gereken durumlarla karşı karşıya bırakmak isteyecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, 10 milletvekili ile ilgili fezlekenin özünde bu yatıyor. Ama artık CHP bunları aştı. Toplumda da bunların çok fazla hani bu tür suni olarak bastırmaların bir karşılığı olmadığı görüldü. Belki daha farklı bir yöntem uygulayacaklar. İyi Parti ise burada önümüzdeki dönemin en önemli gerçekten unsurlarından biri. İyi Parti'yi önce yok saydılar. Evet. Sonra varsayıp kendilerine çekmeye çalıştılar. Bunun da imkansız olduğu anlaşıldı. Şimdi yeni bir yol arıyorlar benim gördüğüm. Meral Akşener'in liderlik sınavında bu mücadeleyi psikolojik olarak, sosyolojik olarak, siyasal olarak hani bir liderlik göstererek aşması Türkiye için önemli. Bu nedenle de Millet İttifakı'nın benim değerlendirmem o ki sadece liderlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu görüyorum ben. Eğer Millet İttifakı başarılı olamazsa bunun karşılığı bu sistemin böyle gitmesi değil, daha kötü olması. AKP'ye, Erdoğan'a bu anayasa çok fazla demokratik geliyor. Erdoğan'ın kabul edemeyeceği demokratik maddeler var burada. Ama bunu bu darbe anayasasıdır, değişmelidir diye topluma sunuyor. 26. maddeyi örneğin şöyle değiştireceğine adım kadar eminim. Diyecek ki herkes fikrini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bildirme hakkına sahiptir. Topluma diyecek ki bakın işte herkes fikrini söyleyecek ama bana söyleyeceksiniz diyecek. Anayasanın 90. maddesi, uluslararası sözleşmeler. Uluslararası sözleşmeler elbette önemlidir. Bunu uygulamayı Cumhurbaşkanı karar verir. Yani bizim şu anda Evren Hanım, hani bize çok şey görünen, hani ya bunlar tabii ki doğal haklar dediğimiz şeyleri bile almak isteyecektir. Başarır başaramaz onu tartışırız ama kafada bu var. Bunun gerçekleşmemesi için ise Millet İttifakı'nın çok büyük bir sorumluluğu var. Bu sadece onların kendilerinin iktidara gelmesi değil mesele. Türkiye'nin demokrasiyi seçmesi. Yoksa şu anda dünyada bu sistemin adı demokratörlük, diktarasi diye böyle hani bu tür kavramlar Macaristan başta olmak üzere bunlarla anılan bir ülke olmaya başladık biz. Bu konudaki bir tehlike Avrupa Birliği şunu gösterdi bize. Geldi, Avrupa Birliği ile AKP bir oldu, Türkiye'ye hakaret etti. Cümlenin altını çiziyorum. AKP ile AB bir oldu, Türkiye'ye hakaret etti. Ya ne demek geri çevrilebilir ilerleme? Evet. Ne demek ileride nereye evrileceğini söyleyemeyeceğimiz yeni başlangıç? Biz evet kendimizi eleştiriyoruz. Türkiye'nin pek çok demokraside eksikleri var ama bu hakareti de kendimize yaptırıyorsak, yani başta bu iktidara tabii sözümüz ama buna Millet İttifakı'ndan diyeceği bir şey olmalı. Türkiye'nin yönüyle ilgili geri geldiğinde hani iktidarla uğraşırken, gündemi belirlerken Türkiye'nin yönüyle ilgili de güçlü olarak diyebileceği şey olmalı. AB'nin yanında ABD'de de Reuters'in bir haberi vardı. 15 gün kadar önce diyordu ki Erdoğan Biden yönetimine taviz garantisi verdi. Bu benim iddiam değil. Reuters'in haberi. 15 gün ondan sonra gelişmelere bakıyorsunuz. Bir başka hani ABD diyaloğu, AKP ABD diyaloğu gelişmiş. Bu bize şunu gösteriyor Evren Hanım. Ne AB'ye güvenerek, ne ABD'ye güvenerek
Biz Türkiye'deki demokrasiyi ilerletemeyiz. Biz devleti zaten böyle kurmadık. O zaman öncelikli olarak kendimize güveneceğiz ki yapabiliriz. Geçmişte yapmışız zaten ve buna göre bir yol haritası çizmek gerekecek. Eğer böyle yapmazsak, ya yok dışarıda şu olursa bu olursa AKP ile baş etmek mümkün değil. Zor demiyorum. Neden mümkün değil? Çünkü AKP ne kural ne kurum sanıyor. Her türlü tavizi verecek. Ülkenin varlıklarını satmış. Şimdi anlaşmalarını satmak tam bile imtina etmeyecek kadar gözü iktidarda kalmayı dönmüş bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama burada son değerlendirmem o ki hani Millet İttifakı'nın şu anda sürdürmekte olduğu birlikteliğin sadece bu liderlere bağlı olmadığını söyledim. Tabanlarında da böyle hani biz şuraya gidersek, örneğin İyi Parti için diyebilirim bunu, başka parti için diyebilirim. Hani biz diyelim ki başka bir ittifakı geçersek hop herkes oraya geçer diye bir şey yok. Toplumda da bu iktidara karşı bir alternatif arayışı var. Asıl olan o zaten. O nedenle bunu beslemek gerekiyor. Ben bunu liderlerin de gördüğünü görüyorum. Hem Meral Hanım'ın hem Kemal Bey'in hani önümüzdeki yani şu anda hem sadece grup toplantılarıyla bağlı kalmayıp Anadolu'ya açılma stratejileri olduğunu da görüyorum. Son olarak da şunu söylemek isterim. Sadece şu Mısır diyaloğu bile bu iktidarın dış politikasının tel tel döküldüğünü ve bunu yüzlere vurup insan içine çıkamayacakları bir noktaya geldiklerini gösteriyor. Biz Mısır'la diyalog şart derken ne darbeciliğimiz kaldı, ne Sisi severliğimiz kaldı. Bunlarla suçladılar bizi. E şimdi Mevlüt Çavuşoğlu kimin Ramazan'ını kutladı? Sisi'nin Dışişleri Bakanlığı'nın Ramazan'ını kutladı. Erdoğan'ın diliyle de en üstten bir tık altta. Demek ki bunun devamı Erdoğan'la Sisi buluşacaklar. Bütün bunların artık hani zaten toplum biliyor diye de değil. Hani çakmak gerekiyor. Yani dış politikada da rezil ettiler. Ekonomide gelinen nokta zaten ortada. Ben önümüzdeki yakın geleceği siyasetin biraz gerileceğini ama ciddi tartışmaların olacağı, nihayetinde iyi bir yöne evrileceğini düşünüyorum. Pekala, teşekkür ediyoruz Sayın Bozkurt. İki noktada bir cümle söyleyeyim mi? Almayacağım vaktini. Putin anayasa değişikliğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, onlarda da kararları kendi anayasalarının üstündeydi. Onu tersine çevirdi. Onu kaldırdı artık. Türkiye'de de bir anayasa değişikliği öyle gerçekleşirse bu olabilir. İkinci nokta, Mısır-Türkiye ilişkilerinin düzeldiğine, yoluna girdiğine yönelik Mısır veya dış medyada tek bir kelime yok. Tamamen Ankara'dan çıkan söylentiler bunlar. Varsa da ben görmedim. Medyada olmasa da Sayın Balbay belki içeriden, oradan, Ankara'dan duyuyor olabilir o anlamda atılmak istenen adımları AKP iktidar tarafından. Şöyle Evren Hanım, ben sözü uzatmak istemedim. Aslında Mısır, tabirimi hoş görün, biraz da küstahça Türkiye'ye koşul koydu. Evet seninle ilişkilerim iyileşebilir ama şunları şunları yaparsan diye Türkiye'ye koşul koydu. Tabii Sayın Toker haklı, ben çok ayrıntısına girmek istemedim. Hı hı. Ama şu ama iktidar görüyor ki sürdürebileceği bir şey yok. Evet. Ve İsrail de zaten bölgedeki bütün ülkelerle işbirliği anlaşmalar yapmış. Hatta bizim Mısır'la ve Suudi Arabistan'la ilişkimizi İsrail aracı olur da düzeltirse şaşmamak lazım. AKP de bunu bu kadar şeyi geniş yani öyle görünüyor. Şimdi Sayın Bozkurt şunu sormak isterim size. 128 milyar nerede sorusu gündemde biraz daha tutulursa önümüzdeki dönemde siyasette dengeler değişebilir mi? Dün gece yaşananlar, o sorunun billboardlardan indirilmesi o şekilde iktidarın hangi durumunu açıklıyor ya da Türkiye'deki hangi durumu açıklıyor? Hem hukuki anlamda hem yönetim anlamında ne söylersiniz? Tabii biraz hafızalar tazelemek lazım. Biz bu görüntülere daha önce tanıklık yaptık. MHP'nin bütün il teşkilatlarına 17-25 Aralık'ta pankartlar asıldı. Aynı şekilde evet. Polis vinçlerle giderek indirdi. O zaman MHP ile AK Parti arasında müthiş bir gerilim vardı. Yani biraz önce söylemiştim, Recep Tayyip Erdoğan siyasetini anlamadan onunla siyasi olarak, politik olarak mücadele etmek çok mümkün değildir.
O zaman unutuldu, yani etkisinde olmadığı görüldü, ama şimdi öyle değil. Yani işte futbol maçına başlarken spikerlerin kullandığı bir cümle vardı. Saha ve hava şartları futbol oynamaya çok elverişli. Şimdi saha ve hava şartları muhalefete çok elverişli. Ayağına dolanıyor. Çünkü bu 28 milyar doların öznesi, hep unutuyoruz, damat Berat Albayrak. Yani tam tersi, unutturulması gereken bir meseleyi böyle yaparak siz gündemde tutuyorsunuz. Bir de ekonomik krizin, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ekonomik bir slogan olarak siz bunu gündemde tutuyorsunuz. Yani normalde bunu döndürebilirdi Recep Tayyip Erdoğan siyaseti, ama bu sefer döndüremiyor. Eli o kadar rahat değil. O yüzden işte HDP'nin kapatılması, Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlığını kaldırmak için fezleke gönderilmesi, bunların hepsi birer hamle, ama unutturacak hamleler değil. Arkasından ne gelecek, onları bekleyeceğiz tabii ki. O yüzden yani 28 milyar dolar, yani bir politik hamle olarak muhalefet, biraz önce Sayın Cem Toker'in de söylediği gibi, iyi bir zemin oluşturdu, bunun üzerine iyi bir siyaset inşa ediyor. Burada ısrarcı da oluyor zaten ve şöyle bir tabloyu da ortaya seriyor. Bu bence yani birazcık daha politik bilinci açık insanlar için iyi bir mesaj oluyor. Biraz önce söylemiştim, Recep Tayyip Erdoğan siyasetini devletle yapıyor. Burada devletin nasıl bir siyasete müdahil olduğunun da çok net bir tablosunu görüyoruz. Yani bir parti üzerinden siyaset yapan birisi değil, bizzat devletin kurumlarıyla siyaset yapan bir figür var karşımızda. Bunu görmek lazım. Bu İYİ Parti'nin mesafe kat etmesi, evet, o sokakta görülüyor. Çünkü sokağa iniyor. Meral Akşener sokaktaki insanlara dokunuyor. Onların dertlerini, sıkıntısını yüksek sesle, bir siyaset kurumunun yapması gereken gibi yapıyor. Yüksek sesle dile getiriyor ve aşama kaydediyor. Ama işi çok zor. Neden zor? Şundan. Biraz önce Mehmet Ocak'tan bir şey söyledi. İlk AK Parti iktidara geldiği zaman. O da temelini milli görüş kadrolarıyla ya da o siyasetle temelini oluşturdu. Onun üstüne merkez sağla bir iktidar inşa etti. Ama zaman içinde o merkez sağ seçmeninin tamamını dönüştürdü. Hepsini muhafazakarlaştırdı Recep Tayyip Erdoğan. Elindeki medya gücüyle, yani medya gücünü hiç küçümsemeyin. Tabii. Ben işte birkaç ay önce Merkez Ankara'da olan gazeteciler cemiyeti için bir eğitim semineri vermiştim. Orada çok ilginç geldiği için onu ben kaleme aldım. Duvar Gazetesi'nde, Gazete Duvar'da da yayınlattım. %95'ine sahip bir devlet tekeli var medyada. Yani oranı lütfen es geçmeyelim. Geçemeyiz. Yani tekelleşme dünyanın her yerinde, özellikle medyadaki tekelleşme, çünkü haber alma bir hak olarak görülür, kabul edilir. Medyadaki tekelleşme dünyanın her yerinde tartışma konusudur ve bunu önlemek için bir takım yasal önlemler alınır. Oysa ki sizde devletin mutlak hakimi olan siyasi iktidarın bizzat mülkiyetine sahip olduğu medya oranı %95'e yakın. Hani bir kısmını yandaş olarak adlandıramıyorsunuz. Yandaş çünkü kendisi farklıdır. Kendi farklılığını bir köşede bırakarak muhtelif menfaat karşılığı iktidarın görüşlerini savunur. Burada öyle değil. Mülkiyeti bizzat orada. Yani sadece medya gruplarını satın alırken kamu bankalarından verilen krediyle alınan medya gruplarından söz etmiyorum. Yani sonuçta parayı kim verirse, satın alınan neyse onun sahibi odur. Araba alırsanız araba onundur. Ev alırsanız ev onundur. Sonrasında da işte basın ilan kurumundan dağıtan ilanlarla ya da işte TMSF'nin elindeki, varlık fonunun elindeki kamuya ait şirketlerin verilen reklamlarıyla, yani bu reklamlar çok büyük reklamlar, işte muhtelif medya organlarını çok rahat finanse ediyorlar. Örneğin Tele1'e oralardan bir saniye, bir salise reklam gelmemiştir muhtemelen çünkü. Hayır. Ama işte MHP'nin yayın organı ya da MHP'ye yakın bir yayın çizgisi izleyen bir televizyona 163 bin saniye falan yıllık reklam verilebiliyor oralardan. Şimdi böyle bir medya gücüyle üretilmiş bir seçmen kitleniz var. Göreceli ekonomik refahlık üzerine illüzyona uğratılmış bir seçmen kitleniz var. Şimdi gerçekten hani muhalefet üzerinden bir takım cümleler kuruyoruz ama gerçekten zor. Hepimizin yanımızda birer tane AK Parti seçmeni, hatta Recep Tayyip Erdoğan'a bağımlı hale gelmiş seçmenler var. Bu bağımlılık politik de olabiliyor bazen. Ve insanları ikna etmekte zorluk çekiyorsunuz. Yani bunun nasıl olabileceğini anlamakta da sıkıntı çekiyorsunuz.
Yani dünyada örgütlenen, dünya düzdür, işte Türkiye'de de derneğini kurdular. İşte Amerika'da da, yani iletişimin bu çağında bile dünyanın düz olduğuna inanılan insanların sayısı hiç az değil ve bunlar örgütlenebiliyorlar ve ikna edemiyorsunuz. Evet. Şimdi Türkiye'de de bir şekilde bağımlı hale gelmiş Recep Tayyip Erdoğan üzerinde kendi politik kimliğini görüp ona sahiplenen seçmen kitlesi var. Bu insanların ulaşabileceğiniz araçlar da yok, yani illüzyonu kırmak için. O yüzden muhalefetin işi çok kolay olmadığını söylemek lazım. Bir de bakın, sadece şuradan iki tane örnekle nasıl bir sıkıntılı, daha doğrusu sıkıntılı demeyelim de daha zor, meşakkatli bir muhalefet yapmak gerekiyor Türkiye'de, ona bakmak lazım. İYİ Parti bir kongre yaptı, parti içinde sıkıntılar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre yaptı, parti içinde sıkıntılar çıktı. Normaldir, siyasi partiler ve bunlar kitle partileri. Kendilerini merkezde konumlandırmışlar. Hani politik olarak merkezin biraz sağına soluna yerleşmiş vaziyetteler ama hareketleri, bütün hamleleri merkeze yönelik. Farklı görüşlerin olması ve farklı görüşlerin kendini ifade edebilmeleri için parti organlarına girmek istemeleri çok normal. CHP buna çok alışkındır. CHP'de örneğin genel başkanların listeleri delinmediği zaman anormal bir şey olduğu falan konuşulur. Şimdi bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmayan 20 kişi parti organlarına girmiş vaziyette. Aynı şeyi İYİ Parti'de de yaşadık. Yani İYİ Parti ya da CHP kendi içlerinde bile yönetilmekte sıkıntı duyulan bir parti ve bunlar bir ittifak oluşturuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan CHP'yi yönetecek, Meral Akşener bir taraftan İYİ Parti yönetecek, bir taraftan da bu ittifakı yönetecekler. Buralarda bazen bir takım sıkıntılar ortaya çıkması çok normal. Yani bu partilerin içinde, Millet İttifakı bileşenler içinde bir moral bozukluğu yaratmıyor. Onu söyleyeyim. Bir de öbür tarafına bakalım. Öbür taraftaki Cumhur İttifakı'nın iki ortağı da kongre yaptı. Labalepleri konuştuk biz. Oysa ki MHP kongresinde de AK Parti kongresinde de güllük gülistanlık bir kongre oldu. Yapılmasaydı da, yani siyasi partiler yasasının bir zorunluluğu olmasaydı muhtemelen o partiler de yapılmayacaktı. Bir kişinin karar verdiği partilerden söz ediyoruz. Öbür tarafta yani genel başkanlara çok rahat karar alabilecekleri bir mekanizma yok. Ama buna rağmen Millet İttifakı'nın örneğin farklı zamanlarda farklı refleksler gösterebiliyorlar. Örneğin İstanbul Sözleşmesi iptal edildiği zaman Millet İttifakı'nın bir bileşeni Saadet Partisi ayrıştı. HDP'nin kapatılması meselesinde İYİ Parti ayrıştı. Bu amirallerin bildirgesi meselesinin ilginç bir durum ortaya çıktı. Normal koşullarda örneğin bu 104 amiral siyaset yapmak isteseler bunların siyaset yapacağı, büyük bir çoğunluğunun siyaset yapacağı yer İYİ Parti'dir. Meral Akşener'in yanıdır. İçerik itibariyle metne de en çok sahip çıkacak siyasi figür Meral Akşener'dir. Ama en sağlam destek bugüne kadar sivil ya da emekli ya da muvazzaf askerlerin herhangi bir hamlesine otomatikman direnç gösteren Saadet Partisi'nden, Milli Görüş Partisi'nden geldi en önemli destek. Evet. Siyasi hayatı boyunca sürekli darbelerin mağduru olmuş Demokrat Parti hem eyleme katıldı hem de içeriğine katıldı ve destekledi. Yani böyle farklı refleksler gösteren bir Millet İttifakı'nda söz ediyoruz ama Millet İttifakı'nda şunu unutmamak lazım. Bu ittifakı kuran ve bugüne getiren ve hala işlemesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden hedef. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu sadece bir tezkere üzerinden hedef alınıyor olarak görmeyin. Bakın Artvin'de çok simgeseldir. PKK'lıların hedefindeydi. Suikastten kurtuldu. Evet. Kazan'da Türk milliyetçisi olarak kendilerini söyleyen insanlar bir şehit cenazesinde o refleksle ya da o politik kimlikle hareket ederek linç etmeye çalıştılar. Mecliste fiziki saldırıya uğradı. Bunların hepsi simgesel işaretlerdir. Yani Millet İttifakı'nı bir arada tutan bir figür olarak karşı tarafın politik hedefinde değil sadece. O tarafından da bakmak lazım ama Millet İttifakı'nı ben şunu net bir şekilde görüyorum. Motivasyonu farklı. Yani olası bir erken baskın ya da zamanda yapılacak seçim, bunların hepsi başka bir tartışma konularıdır ara başlıklar olarak. Yani erken seçim yapılacak mı, baskın seçim yapılacak mı ya da zamanda seçim yapılacak mı? Üçü de çok ciddi sorudur. Ve yanıtta muhtemelen bizlerde yoktur. Olduğu zaman ilk seçim öncesinde kurulan bu Millet İttifakı seçimden sonraki koalisyon hükümetinin modelidir. Bunun altını çizmek lazım. Koalisyonlar birbirlerini denetleyebildikleri için koalisyonlarda partiler denetlenebilir bir devlet organizasyonu önünüze getirecektir.
Ve bu size daha şeffaf, denetlenebilir devlet işleyişi ortaya çıkaracaktır. Ve bunun ötesinde de tabii bir unsur daha var. Biraz önce HDP siyasetinde o detayı da atladım. Cumhurbaşkanı seçilecek. Bir cumhurbaşkanı işte parlamentodan farklı bir oylamada seçilecek. Hı hı. Bir Millet İttifakı bir geçiş süreci öngörüyor. Yani parlamenter sisteme, daha sağlıklı bir parlamenter sisteme. Geçiş sürecinde bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı yetkileri kullanacak bir aday çıkaracaklar içinden. Bu çok önemli bir unsur. Çünkü oraya geldiğiniz zaman orası çok hoşunuza gidebilir. Parlamenter sisteme dönüş yapabilecek, anayasal değişikliğine gerçekleşecek çoğunluğa parlamentoda sahip olamayabilirsiniz ve süreç uzayabilir. O zaman güvenebileceğiniz bir cumhurbaşkanını oraya tutmanız lazım. Millet İttifakı'nda bu anlamda güvenilecek tek isim var: Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bu güveni tesis etmiş vaziyette ve bu hakkını kendisi için de kullanabileceği gibi başka birisi için de kullanabilecektir. Bu güce de sahip Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu da altını çizmek lazım. Pekala. Son soru. Birer cümleyle yanıt almak istiyorum. Süremiz bitiyor çünkü. Cumhur İttifakı bundan sonraki adımında acaba Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nda kim üzerinden birbirine girmesini sağlamaya çalışabilir mi Millet İttifakı'nın? Önce Sayın Bozkurt, size sormak isterim. Yani Akşener olsun tercihi ya da Kemal Kılıçdaroğlu olsun tercihiyle iki lideri birbirine düşürmeye çalışır mı Cumhur İttifakı? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili. Ya, Millet İttifakı oraları aşmış gözüküyor. Meral Akşener'in açıklamalarında bunu görüyoruz. Yani net bir şekilde görüyoruz. İşte Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları üzerinden bir denge kurmaya ya da rakip oluşturmaya çalışıyor ama Recep Tayyip Erdoğan, bakın sadece yani biraz önce tırnak içinde deha derken devlet aygıtlarını, değerleri hoyratça kullanma yeteneği itibariyle ben o cümleleri kuruyorum. Çünkü bir siyasi dehaydı Süleyman Demirel ama hoyratça devlet organlarını, değerleri kullanmadı. Yani merkez sağ siyasetin her zaman siyasetinde bir din unsuru vardır ama işte milli görüşün, yani Türkiye'deki siyasal İslam'ın temsilcisi Temel Karamollaoğlu'nu bile din bu kadar siyasete alet edilmeyecek derecede isyan ettirecek kadar siyasetin içine bulaştırılmış bir din başlığı da var. Peki. Şuna söyleyeyim. Bir hemencecik cümle alalım. Süremiz bitti. Üç konuğumuza da birer cümle atlayacağım. Elimizde bir pratik var. 7 Haziran'la 1 Kasım bir seçimin nasıl döndürebileceğine ilişkin bize bir veri veriyor bu. Böyle bakmak lazım adaylık meselesine. Pekala. Sayın Balbay, siz ne diyorsunuz? Şimdi tabii bu karşı karşıya kaldığımız tabloda benim ilk aklıma gelen güzel bir Anadolu sözü var. Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Bu gidiş karşısında bir hepimiz olabilmek gerekiyor. Ve ben çıkışı, yani şunun Cumhurbaşkanı adaylığı mı, şu kişi miden çok bir kadro hareketinde görüyorum. Türkiye'yi kucaklayacak ve kendi içinde belli bir uyumu olan Türkiye'nin çok farklı kesimlerinin kendine sıcak hissedeceği, örneğin bir kesimin o kadrodan bir kişiye, Orta Anadolu'nun öteki kişiye, Güneydoğu Anadolu'nun yanındaki kişiye, Ege'nin bir yanındaki kişiye böyle yakınlık hissedeceği ama ortak hedefin bu ülkede yeniden hukukun üstünlüğünü, hani hakikaten hukuk güvenliği diye bir kavram olduğunu Türkiye öğrendi artık. En zengininden en fakirine kadar. Hani var ya, zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter ama özgürlüğüne güvenme bir ihbar yeter. Hakikaten böyle bir Türkiye'de yaşadığımızı duyumsadı herkes. O nedenle ben çıkışı iyi, hedefi belli bir kadro hareketinde görüyorum. Peki. Sayın Ocak'tan. Şimdi tabii Millet İttifakı yerel seçimlerde bu işin bir antrenmanını yaptı ve iyi sonuçlar aldı. Hı hı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Meral Akşener'in de diğer ortak olabilecek muhtemel partilerle de oturup en doğru adayı tespit etme konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklar kanaatindeyim. Yani bu Ahmet olur, Mehmet olur, hiç orası önemli değil. Ama önemli olan sonuç almaya dönük öyle bir ittifakın, hani daha önceki dönemde yaşanan
sıkıntının yaşanmayacağı kanaatindeyim açıkçası. Anladım. Yani aslında MHP, CHP beraberken yaşanan sıkıntı yaşanmayacak diyorsunuz bir bakıma, değil mi? Hem öyle hem de 24 Haziran seçimlerinde de biliyorsunuz herkes farklı adaylar koydu, evet. İyi Parti filan. Şimdi ittifakın önemini kavradılar. Nasıl sonuçlar üretebileceğini de somut verilerle ortaya koydular. Dolayısıyla şimdi bu sıkıntının yaşanmayacağına inanıyorum açıkçası. Sayın Toker, son sözü size tabii verelim. Ben çatı aday olmaması gerektiğine inanıyorum. Ne kadar çok aday olursa birinci turda... Tayyip Bey'e az Cumhurbaşkanı sen ol demektir. Evet. Başka çatı bir, aday olmaması mı? Çatı aday meselesi, çatı kelimesini sevmiyorum ama... Evet. Yani kesinlikle ortak bir aday üzerinde anlaşacak. Başka türlüsü... O ikinci turda Tayyip olur diye düşünüyorum ama pek yani, siz farklı düşünüyorsunuz. Ben ne kadar çok seçmen sandığa giderse, ne kadar çok aday olur, yani 8-10 adaylı bir pusula olduğu takdirde seçimin birinci turda bitmesinin çok daha zorlaşacağına inanıyorum. Yani 30 milyon giderse 15, 40 milyon giderse 20 milyon lazım seçimin birinci turda bitmesi için. Yalnız bu günlük siyasete kapılıp da Millet İttifakı 200 bin sandığın güvenliğini, erken seçim, baskın seçim falan kelimeleri kullanılıyor. Evet. Daha bugünden onun altyapısını hazırlamasını tavsiye ederim. Çünkü iki gün sonra Türk Demokrasi Cumhuriyet tarihinin kara günleri, en kara günlerinden birinin 4. yıl dönümü. 16 Nisan 2017 referandumunun demokrasi ve hukuk açısından, sonuçları açısından bir kara gündür. Bütün bölge tek adam rejiminden kurtulmaya çalışırken Türk seçmeni YSK'nın iddiasına göre gidip bizi tek adam, tam yetkili, denetlenmeyen tek adam yönetsin kararı vermiştir. Onun da bedelini bugün ödüyor. Konuşacak çok şey var. Umuyoruz ki gelecek hafta daha güzel başlıkları konuşuruz. Da yeni bir olay patlamazsa gündemde. Bu arada bir son dakika gelişmesi de altta aktarıyoruz sizlere. Irak Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı ve yaralılar var deniyor. Umuyoruz bir asker de şehit oldu. Çok üzücü. Ayrıntılar geldikçe telebir ekranından sizlere aktaracağız elbette. Sayın Sedat Bozkurt, Sayın Mehmet Ocak'tan, Sayın Mustafa Balbay ve Sayın Cem Toker teşekkür ediyoruz. Ve bugün de Türkiye'nin Geleceği programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.